Android erişilebilirliğine dair her şey sadece Engelsiz Android YouTube ve podcast kanallarımızda. Bizi takip etmeyi ve içeriklerimizi paylaşmayı unutmayın. www.engelsizandroid.com Android erişilebilirliğinin tek adresi. www.engelsizandroid.com Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Bora Fırlangeç. Bugün sizlerle beraber engelsizandroid.com Telegram grubu ve engelsizandroid.com YouTube kanalı için ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışmamızda Advanced Braille Keyboard uygulamasını hem mümkün olduğunca kısa hem de mümkün olduğunca detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hem kısa hem detaylı olacak. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Arkadaşlar, benim Android konusundaki söz sahipliğim yaklaşık bir aylık. Ben normalde 2016'dan 2021'e kadar iOS kullanıcısı olan biriyim ama Android'e geçtiğimden beri üzerinde o kadar çok denemeler, o kadar çok çalışmalar yaptım ki, teknolojiyi de seven biri olduğum için, bu alanda da ilgilenen biri olduğum için Android konusunda yavaş yavaş belli seviyelerin üstüne çıkmaya, artık birilerinin anlatımlarından bir şeyler öğrenmeye değil, artık öğrendiklerimi paylaşma aşamasına geldiğimi söyleyebilirim sizlere. Bu yüzden bu anlatımım benim ilk defa Android camiasında yapacağım bir anlatım olacak. O yüzden biraz heyecanım var. Sürçülisan edersem kusura bakmayın arkadaşlar. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan konumuza geçelim. Arkadaşlar, bugün Advanced Braille Keyboard, gelişmiş Braille klavye uygulamasını inceleyeceğiz. Bu uygulamayla neler yapabileceğimizi konuşacağız ve bunu uygulamalı olarak yapacağız. Yani elimizin altında cihazımız olacak ve bu cihazda biz gerekeni yapacağız. Telefonumuzla alakalı, o Braille klavye ile alakalı neler konuşmuşsak bunların hepsini uygulayarak başaracağız. Şimdi temelde ne yapacağımızdan bahsedeyim. Arkadaşlar, videonun YouTube'dan izleyenlere de buradan şey gibi oldu. Ekran başında bizi seyreden izleyicilerimiz gibi oldu ama YouTube'dan izleyen arkadaşlarımız için açıklamalar kısmında bölüm başlıklarımız olacak. Bunu buradan duyurayım baştan. Ona dikkat kesilmeyebilirsiniz. Hani dikkatinizden kaçmayabilir. Eğer buna alışkın değilseniz. Açıklamalar kısmında konu başlıklarımız olacak. O konu başlıklarımızı atlayarak da videonun ilgili yerlerine çabucak gidebilirsiniz. Bildiğiniz yerlere atlayabilirsiniz dolayısıyla. Böyle bir avantajı da olacak sizin için. Şimdi biz normalde Advanced Braille Keyboard'u Play Store'dan indirdiğinizi ya da dosya üzerinden kurulum yaptığınızı varsayarak ben şimdi anlatımıma başlayacağım. Bazı ayarlar bende hali hazırda yapılı olduğu için size olması gerektiği gibi aslında göstermiş olacağım ayarları. Yani bu ayarlar böyle olması gerekiyor. Böyle değilse bu şekilde olmalı tarzında bir anlatım yapacağım sizler için. Şimdi arkadaşlar, ben önce bilgisayarımda bir odaklanma yardımını açacağım. Çünkü bilgisayarımda herhangi bir bildirim gelmesi ve bizi rahatsız etmesini istemiyoruz. Dolayısıyla odaklanma yardımını açtım. Telefonlara rahatsız etmeye etkinleştirdim. Şu anda bizi rahatsız edecek herhangi bir durumla karşı karşıya değiliz. Şimdi diyelim ki arkadaşlar, Advanced Braille Keyboard'u kurdunuz. Ben 65. Konuşma hızımı 60'a düşüreceğim. Spotify, AdVoice. Evet. Şimdi arkadaşlar, Advanced Braille Keyboard uygulamasını kurdunuz. Ve yapmanız gereken ilk şey Advanced Braille Keyboard uygulamasını açmaktır. Advanced Braille Keyboard uygulamasını açıyorsunuz. Advanced Braille Keyboard. Şimdi Advanced Braille Keyboard uygulamasında bu arada bir uyarıda bulunayım. Benim elimdeki uygulama İngilizce ama ben size elimden geldiğince Türkçe yerlerini ve sıralarını söyleyeceğim zaten. Dolayısıyla siz neyin ne olduğunu zaten anlayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, aramızda Advanced Braille Keyboard konusunda da benden daha bilgili olduğunu düşündüğüm bir abimiz var. Gereken yerlerde kendisi de müdahale edecektir. Ona güvenerek programımıza devam edelim. Şimdi arkadaşlar, Advanced Braille Keyboard'u ilk kurduğunuz zaman sizden bazı izinler isteyebilir. İşte dosyalara erişme,
vesaire izinler isteyebilir. Bu izinleri verin çünkü bu izinlerin ne işe yaradığından bahsedeceğim. Arkadaşlar Advanced Braille Keyboard gerek sizin dışarıdan kendi içerisine dahil etmek istediğiniz kısaltma tablolarına gerekse favori emojilerinize, kendi oluşturduğunuz harf tablolarına erişim ve bunları saklayıp düzenleyebilmek için dosyalarınıza erişim izni istiyor. Tam ekran erişimi için tam ekran erişim izni de vermeniz gerekiyor uygulamaya. Çünkü bu uygulama tam ekran çalışıyor. Dolayısıyla uygulamanın izinleri, sizden talep ettiği izinleri korkmadan uygulamaya vermeniz gerekiyor. Çünkü bu izinler olmadığı zaman uygulamanız tam olarak çalışamayabilir. Sorunlarla karşılaşabilirsiniz. O yüzden bu uygulamanın izinleri konusunda tedirgin olmadan onları rahatlıkla kendisine verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk Advanced Braille Keyboard uygulamasını açıp izinlerimizi verip de asıl ekranımıza döndüğümüzde bizi birkaç tane buton karşılıyor. Aslında uygulamanın arayüzü o kadar basit ki her şey adım adım sırayla yapmamızı istediği şeyler var ve bize bunları sırayla yaptırıyor. İlk önce ne yaptırıyor? Süpürerek gezelim arkadaşlar. Ekranım kilitleniyor benim TR tabii Türksel. 15 saniye içinde. Enable Braille Keyboard düğme. Şimdi Touch to test. Enable Braille Keyboard düğme. ilk düğmemiz Enable Braille Keyboard. Ekran Braille klavyeyi etkinleştir düğmesi var. Bu düğmeye bastığımız zaman bizi Klavyeleri yönet. klavyeleri yönet Geri düğüm. ekranına Kullanılabilir. Boşluk. Burada Keyboard birden çok dilde yazma. Açık. Keyboard açık diyor. Talkback Braille klavye geçersiz. Talkback Kapalı. Braille klavye geçersiz. Çünkü ben C şu kullandığım için Talkback açık olmadığı için kullanılamıyor bu. Advanced Braille Keyboard. Açık. Bakın Advanced Braille Keyboard sizde burada kapalı diyecek. Buradaki bir süpürdüğünüzde Advanced Braille Keyboard. Açık. Advanced Braille Keyboard bir daha süpüreceksiniz. Açık demeyecek sizde kapalı diyecek. Siz bunu açık hale getireceksiniz. Google sesle yazma otomatik. Açık. Google Geri düğüm. sesle yazma açık olabilir. Buradaki işlemimiz bu kadar. Advanced Braille Keyboard'u anahtar konumunu kapalıdan açığa getireceğiz. Burada yapacağımız tek şey bu arkadaşlar. Geri geliyoruz. Advanced Braille Keyboard. Switch to Braille Keyboard düğme. İkinci düğmemiz ekran Braille klavyeye geçiş yap düğmesi. Bu da arkadaşlar bizi giriş yöntemlerine götürecek. Giriş yöntemini seçin. Giriş yöntemini seçin Giriş yöntemini penceresinde. Advanced Braille Keyboard radyo düğmesi seçili. Advanced Braille Keyboard arada düğmesi seçili değil diyecek sizde. Eğer Android'de işte Gboard kullanıyorsanız Gboard arada düğmesi seçili olacak. İşte Microsoft Switch Key kullanıyorsanız Microsoft Switch Key radyo düğmesi seçili olacak. Siz burada Advanced Braille Keyboard'un radyo düğmesini seçili hale getireceksiniz ve Klavye seçili düğme. Advanced Braille Keyboard radyo düğmesi seçili. Keyboard radyo düğmesi bu klavye seçili seçili düğme. olduktan sonra Giriş yöntemini seçin. Klavye seçin düğme. Keyboard radyo düğmesi seçili değil. Klavye seçin klavye düğme. seçin düğmesine Klavyeleri tıklamayacaksınız. Burayı da göstereyim bu arada arkadaşlar. Bu klavyeleri yönetin kısmına bizi götürecek olan buton da buradadır. Yani biz direkt switch işte Advanced Braille Keyboard yani Braille klavye geçiş yap düğmesine basıp da buradan yönet. önce Advanced Braille Keyboard. Seçin düğme. Advanced Braille Keyboard'u işaretleyip oradan tekrar gidip varsayılan klavyelerimizi Advanced Braille Keyboard'u etkinleştirebiliriz. Ama şöyle bir problemimiz var. Bu hatayı ben de yapmıştım. Ondan da bahsetmek için özellikle böyle bir hata yaptım size. Braille klavye etkinleştirmeden yani Braille klavye etkinleştir deyip orada Advanced Braille Keyboard'un anahtarını açık konuma getirmeden Braille klavye geçiş yap düğmesi listesinde Braille klavyenizi göremezsiniz. Dolayısıyla buradaki düğmeleri sırasıyla tıklayıp Açık işlemleri blue, switch to Braille başarıyla keyboard düğme. yapmanız Enable Braille keyboard gerekiyor. düğme. Şimdi Enable Braille Keyboard'a tıklayıp Switch to Braille keyboard düğme. klavyemizi etkinleştirdik. Switch Braille Keyboard'a yani Braille klavyeye geçiş yapa tıklayıp klavyemizi radyo düğmesini seçili hale getirdik. Üçüncü adım isteğe bağlı bir adım. Set to Bluetooth keyboard düğme. Bluetooth klavyeyi yapılandırma düğmesi arkadaşlar. Bu Bluetooth Braille ekran ya da Bluetooth kablosuz klavye kullananlar için gösterilmesi gereken bir ayar ama ben de olmadığı için bunu size maalesef gösteremeyeceğim. Settings düğme. Şimdi gelelim Braille klavyeyi kullanmadan önce yapmamız gereken ayarlarımıza. Settings'e Settings. ayarlara giriyorum arkadaşlar. Burak, İlk burada bir klavye. es verebilir miyiz? Evet. Unuttuğumuz bir şey var. İlk Braille klavyeyi hani etkinleştirdik ya. Ondan sonra arkadaşların dikkat etmesi gereken bir şey var. Bir geri gittiğinde erişilebilirlik ayarlarını atacak bize. Burada da Braille tam ekran arayüz hizmetleri diye bir seçenek gelecek.
Bunun onay kutusunu açmamız gerekiyor. Yoksa yazım alanında ekranımız kilitli kalır. Evet, zaten şey yapacaktım. Bu temel ayarları gösterdikten sonra klavyeye girmeden bunu gösterecektim. Bunun yerini de sizlere göstereyim arkadaşlar. Settings. Ayarlara evet. Gideceğim. Kendi telefonumun ayarlarına gideceğim. Ayarlar. Ben Xiaomi Redmi Note 10 Pro kullandığım için kişisel bağlantı benim noktası. Ayarlarımda erişilebilirlik ek ayarlarım kişisel içinde. Denge ve ebeveyn denetim ek ayarlar. Ek ayarlara giriyorum. Erişilebilirlik. Erişilebilirliğe giriyorum. Erişilebilirlik. Burada indirilen uygulamalar. İndirilen uygulamalar bölümü var. Yani sizde üçüncü taraf uygulamalar diye gözükebilir. İşte ek erişilebilirlik uygulamaları olarak da gözükebilir. Hani bu artık sizde ne diye gözüküyorsa dışarıdan kurduğunuz erişilebilirlik özelliklerinin listesine ulaşmanız gerekiyor. Daha fazla indirilen, burada indirilen uygulamalar. Uygulama kasası kapalı, uygulama kasası, uygulama kasası kapalı. ABK Screen Overlay açık, Advanced Braille Keyboard tarafından kullanılır. ABK Screen Overlay, Advanced Braille Keyboard tam ekran erişimi. Az önce abimizin bahsettiği ayar burası. Buraya giriyoruz arkadaşlar. Bakın. ABK Screen Overlay. ABK Screen Overlay uygulamasını kullan, anahtar açık. Bunu açık hale getirmeniz gerekiyor. Bunu açık hale getiremezseniz arkadaşlar, uygulamaların içerisinde Braille klavyeyi kullanamıyorsunuz. Çünkü bu erişilebilirlik hizmeti sayesinde uygulamalar kendi dışındaki herhangi bir uygulamanın, örneğin Advanced Braille Keyboard gibi, Advanced Braille Keyboard'un o uygulama içinde de çalıştırılmasını sağlıyor. Onu mutlaka etkinleştireceksiniz arkadaşlar. Bu unutulmaması gereken bir şey. Şimdi Advanced Braille Keyboard'un tam ekran erişimini etkinleştirdik ve geldik ayarlarımızı yapılandırmaya. Şimdi Braille Screen Input. Braille. Arkadaşlar languages. Yapmamız gereken ilk ayar languages. Languages, yani diller kısmında. Şimdi buradaki ayarları da aslında adım adım yapacağız arkadaşlar. Diller kısmına gireceğiz. Bakın çok önemli bir detay var bu diller ayarında. Şimdi buradaki temel ayar başlangıçta varsayılan dille başla. Advanced Braille Keyboard açıldığında varsayılan dille başla. Onay kutusu işaretli benim ayarlarımda. Bunu işaretleyip birazdan göstereceğimiz dil seçeneklerinde varsayılan dilinizin hangisi olduğunu seçerseniz, her yazma alanı tıklayıp da Advanced Braille Keyboard'u etkinleştirdiğinizde o dille başlayacak. Örneğin Turkish Grade 1, Turkish Grade 2 var. Kısaltmalı ve kısaltmasız. Siz Turkish Grade 2, yani kısaltmalıyı varsayılan olarak işaretlediniz ve ekstra olarak Turkish Grade 1, yani kısaltmasızı seçtiniz. Siz kısaltmasıza geçmiş olsanız bile Braille klavyeyi kapatıp açtığınızda tekrar varsayılan olarak kısaltmalıyı açacaktır. Çünkü varsayılan olarak onu seçmiş olacağız. O yüzden bu onay kutusu önemli. Eğer varsayılan olarak sürekli açılmasını istediğiniz bir dil profiliniz varsa bunu işaretlemeyi unutmayın. Çünkü biraz sonra profili ayarlayacağız. Select Braille Engine geçersiz. Evet, Select Braille Engine, yani Braille motorunu seçin başlığında Braille Engine. Braille motoruna tıklıyoruz. İptal. Burada size tavsiyem arkadaşlar, LibLouis seçili. LibLouis'i seçmenizdir. Ben LibLouis'i kullanıyorum çünkü LibLouis'in built-in'den, yani ön tanımlı seçenekten daha fazla özelliği var. Özellikle Türkçe kısaltmalı kullanımlarında ben daha çok tatmin oldum. Bu tercihe bağlı biraz ama genelde LibLouis'i kullanmanız sizin için yeterli olacaktır arkadaşlar. Size tavsiyem LibLouis'i seçmeniz. Şimdi LibLouis'i seçtikten sonra Set LibLouis Engine Languages. Arkadaşlar LibLouis dillerini ayarla. LibLouis motor dillerini seç ya da ön tanımlı motorun dillerini seç diye iki tane seçeneğimiz var burada. Set Built-in Engine Languages. Bunların ikisini tek tek göstermeyeceğim. Çünkü birebir aynı ayarları taşıyorlar. Dolayısıyla biz demin LibLouis'i seçtiğimiz için LibLouis'e gireceğim. LibLouis motor dillerini ayarlaya girdim arkadaşlar. Set Default Language geçersiz. Evet, grade eksi şimdi, bir seçim. Ben galiba grade eksi bir seçim kutusu seçim. İmlecimi başa alayım. Set Default Language geçersiz. Şimdi, varsayılan dili ayarla diye bir başlık var. Geçersiz dediği bu arkadaşlar. Başlık aslında bunlar. Yürüyorum. Default Language. Varsayılan dil diyor. Tıklıyorum buna. Bakın burada Sıvana grade eksi 1 Turkish Ukrainian seçili. Turkish grade eksi 1 seçili. Benim Turkish grade 1 seçili. Turkish grade eksi 2 seçili değil. Turkish grade eksi 2 de seçebilirim ama ben kısaltmasız modda yazıyorum genelde arkadaşlar. Kısaltmaları biliyorum ama yazarken kısaltmasız modda yazmak bana daha böyle kendimi rahat hissettiriyor. Buradan
Turkish Grade eksi 1 seçili. Turkish Grade eksi 1'e çift tıkladığınız zaman sizi tekrar Tick, Default Language. Default Tick, Three Quick Languages Given Below geçersiz. Evet. Set Default Language geçersiz. Set Default Language. Yani varsayılan dil seçeneği altındaki varsayılan dil menüsünün üstüne attı beni tekrar. Şimdi burada arkadaşlar, buradan sonraki Tick, Three Quick Languages Given Below geçersiz. Aşağıdaki dillerden ihtiyacınız olanlara dokunun. Tıklayın, onları işaretleyin gibi bir anlamı var. Tam Türkçesinde bunu nasıl çevirmişler bilmiyorum ama buna benzer bir anlam. Sizin için gerekli olan dilleri işaretleyin de diyebilir. Tam bilmiyorum nasıl çevirmişler bunu. Buradan itibaren işaretlediğiniz her bir dil Braille yazım esnasında ileride göreceğiz o kısa yolda kısa yol hareketini kullandığınızda aralarında geçiş yapabileceğiniz diller demek. Şöyle bir ipucu vereyim. Şöyle bir trik vereyim sizlere arkadaşlar. Demin biz varsayılan dil olarak Turkish Grade eksi 1'i seçmiştik ya. Arkadaşlar burada da Turkish Grade eksi 1'i işaretlemeyi unutmayın. Çünkü şöyle bir kullanım mantığı geliştirmiş uygulama geliştiricileri. Şimdi siz varsayılan dilde Turkish Grade 1'i seçtiğiniz halde burada da Turkish Grade 1'i seçmezseniz diyelim ki Turkish Grade 1 ile açıldı yazma alanı. Siz Turkish Grade eksi 2'ye geçtiniz. Turkish Grade 2'ye geçtiniz. Tekrar aynı hareketi yaparsanız eğer Turkish Grade eksi 1'i işaretlemezseniz sadece Turkish Grade eksi 2'de kalıyor. Dolayısıyla siz burada da Turkish Grade eksi 1'i, Turkish Grade eksi 2, İngilizce Grade 1, İngilizce Grade 2'yi işaretleyin ki hangi dilleri kullanıyorsanız artık. Yani varsayılan seçtiğiniz dili de burada işaretlemeyi kesinlikle ihmal etmeyin arkadaşlar. Çünkü o dile geri dönmek için klavyeyi kapatıp tekrar açmak zorunda kalabilirsiniz. Benden size küçük bir ipucu olsun bu. Şimdi burada seçili dillerimize bakalım arkadaşlar. Turkish Grade eksi 1 seçim kutusu seçili. Bakın Turkish Grade eksi 1'i ben burada seçmişim tekrar. Turkish Grade eksi 2 seçim kutusu seçili. Turkish Grade eksi 2 de seçili. Unified English Grade eksi 1 seçim kutusu seçili değil. Bakın Unified English Braille seçili kutusu seçili değilmiş. Ben İngilizce klavyeleri kullanmadığım için bunları işaretlemedim. Unified English Grade eksi 2 seçim kutusu seçili değil. Eksi 2 de seçili değil. Afrikaans Grade eksi 1 seçim kutusu seçili artık değil. Artık Afrikaans vesaire bunları işaretleyerek diller arasında geçiş kısa yoluna ekleyeceğiniz dilleri seçebiliyorsunuz. Bunu iPhone'daki iPhone kullanıcıları da bilir. Bunu rotor dilleri gibi düşünebilirsiniz bu listede yapacağımız mantığı. Şimdi burada dilimizi seçtik ve geri geldik. Burada aynısını Set Built-in Engine Languages. Set Built-in Engine Languages yani ön tanımlı motor dillerini değiştirdiğinde de aynısını yapacaksınız. Eğer onu seçerseniz. Varsayılan dilinizi seçeceksiniz. Daha sonra tekrar bir üst menüye dönüp varsayılan dilinize dahil eklemek istediğiniz dilleri seçeceksiniz. Arkadaşlar burada yapacağımız işlem bu kadar arkadaşlar. Dil languages kısmında yapacağımız işlemler bunlar arkadaşlar. Şimdi buyurun. Bir es daha verin ben burada. Bir, yeni kuran arkadaşlar bilmeyebilir. Diller kısmında İngilizce dilleri varsayılan olarak geliyor arkadaşlar. Bu varsayılan dillerin işaretini siz kendiniz kaldırmanız gerekiyor. Yani yeni bir dil seçtiğinizde önce varsayılan olarak veya ikinci olarak seçtiğimiz dillerin işareti kalkmıyor. Sizler evet. Orada varsayılan listede işaretleri kaldıracaksınız. Yoksa diller arası geçiş yaptığınızda Unified English'te karşınıza gelecek. Onların işaretini kaldırmayı unutmasınlar. Arkadaşlar zaten şöyle bir güzellik yapmışlar tasarımda. Oraya girdiğinizde işaretli olan diller o listenin en üstünde gözüküyor olacak. Yani normalde aşağılarda olması gereken işaretli kendi alfabetik sırasında olması gerekiyormuş gibi gelebilir size ama işaretledikleriniz yukarı taşınıyor. Yani en üstte işaretlediklerinizi görüyorsunuz. Yani buradan da önce işaretlerinizi kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bu languages adımını tamamladığımıza göre arkadaşlar biz Braille kısmına geçelim ve Braille kısmında gerekli ayarlamalarımızı gerçekleştirelim. Simple mode, simplified Braille for kids and beginners by avoiding contractions and abbreviations. Seçim kutusu seçili değil. Basit mod seçim kutusu seçili değil. Burada detaylı açıklaması var ama ben size buraya aslında biraz da kendi ayarlarımdan bahsetmeye geldim. Çünkü
Bu ayarlarla kullanmanın sizin için daha pratik olduğunu düşünüyorum ama siz kendi ayarlarınızı yapılandırmakta tabii ki özgürsünüz. Basit mod sanırım bu ayarın geçerli olabilmesi için LibLewis motorunun değil de built-in yani ön tanımlı motorun kullanılması gerektiğini hatırlıyorum. Öyle bir şey görmüştüm. Dolayısıyla bunu işaretlemeyip işaretlememeniz size kalmış bir şey. One hand mode. Type using one hand by separating brake combination to first and second half. First 1, 2,3 turns to 4,5, 6. Seçim kutusu seçili değil. Arkadaşlar tek el modu bu da önemli bir özellik aslında. Bunu işaretleyebilirsiniz ama bunun ne işe yaradığından bahsedelim. Bazen telefonu tek elle tutmamız gerekebilir. Bu tek elle tutma esnasında da şöyle bir kullanım tekniği gerçekleşiyor. Sol elinizin, diyelim telefonunuzu sol elinizle tutuyorsunuz. Ben solak olduğum için öyle anlatacağım ama siz artık hangi elinizle telefonu tutuyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Arkadaşlar normalde biz ne yapıyoruz? İki elimizi kullanıyoruz değil mi? İşaret, orta ve yüzük parmaklarımız bizim noktalara dönüşüyor. Ama tek el modunda şöyle bir şey oluyor. Sol elinizin işaret parmağı ekranın sol üstüne, orta parmağı ekranın orta kısmına ve yüzük parmağı ekranın sağ alt kısmına denk gelecekmiş gibi bir konumda tutuyorsunuz telefonu tek elde. İlk bastığınız noktalar 1, 2 ve 3. noktayı temsil ediyor. Örneğin N harfi yazacaksınız. Önce 1, 3, sonra 1, 2 yapıyorsunuz ki 1, 3, 4, 5 yapabilin gibi bir kullanımı var. Yani önce ilk 3 noktayı sonra ikinci 3, üçlü noktayı kullanarak yazmak gibi bir tekniği var. Bunun bir de 4. noktası var arkadaşlar. Geçiş tuşu. 4. noktada serçe parmağınıza denk geliyor. Örneğin K yazdınız ve yeni harfe geçmek istiyorsunuz. K yaptıktan sonra o 4. noktaya dokunduğunuzda yeni harfe geçmek için o 4, 5, 6 sizin için yok sayılıyor. Hani bu çok şey bir kullanım değil. Hani sürekli kullanacağınız bir kullanım değil. O yüzden bunu uygulamalı göstermiyorum. Asıl önemli olanlara odaklanalım diye ama bunu da isterseniz işaretleyip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ekranım yine kilitlendi tabii ki. Auto insert space half speed conventional brake one hand mode. Type using one hand by separating brake combination. Conventional brake mode. Follow same rules of brake instead of knuckle based. Seçim kutusu seçili. Evet arkadaşlar, conventional brake mode yani üçüncü seçeneğimiz. Conventional brake mode. Follow same rules of brake instead of knuckle based. Seçim kutusu seçili. Arkadaşlar, buradaki ayarımız şu. Unicode Braille dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Bu Unicode Braille aslında bilgisayar Braille'ı, computer Braille diyebileceğimiz bir özellik. Burada bunu işaretleyin çünkü bazı karakterlerde, bazı gelişmiş hareketlerde ve özellikle noktalama işaretleri gibi bazı özelliklerde özelleştirmenize izin verebilmesi için yani kendinize de atadığınızda bunların Unified Braille'ın dışında da kullanılabilmesi için bunu işaretlemeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Bu işaret, hani bu sizin doğrudan kullanımınızı etkileyen bir şey değil ama olur da bazı noktalama işaretlerini kullanamadığınızı düşünüyorsanız bunu işaretleyip işaretleyemediğinizi bir kontrol edin lütfen. Space to expand abbreviation seçim kutusu seçili. Kısaltmalar genişletildiğinde boşluk bırak seçim kutusu seçili bende. Bu ileride göreceğiz bu kısa yolu arkadaşlar. Bu kısa yol sayesinde siz kısaltmaları genişletmek hareketini yaptığınızda bir boşluk bırakılıyor ya da bunu işaretlerseniz bırakılmıyor. Auto insert space after abbreviation seçim kutusu seçili. Kısaltmalardan sonra otomatik olarak boşluk bırak seçim kutusu seçili diyor. Bunu işaretleyebilirsiniz, işaretlemeyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben de işaretli. Capitalize first character of sentence seçim kutusu seçili değil. Cümlenin ilk karakterini büyüt. Büyük harf yap. Onay kutusu seçili değil diyor. Arkadaşlar ben bunu seçili değil yaptım. Çünkü ben buna müdahale etmesini pek sevmiyorum. Çünkü bende zaten bir alışkanlık oldu elimin altında. Cümleyi büyük harfle yazmakla alakalı. Büyük harf noktalama kullanımı bende bir hastalık düzeyinde olduğu için kendim yapmayı tercih etmemden dolayı bunu kapattım ben. Siz bunu eğer ben cümle başlarında büyük harf yapmaya üşeniyorum. Madem bir akıllı cihazsın benim yerime sen yap derseniz bunu yapabilirsiniz. Size yani sizin tercihinize kalmış bir şey. Capitalize first character offline seçim kutusu seçili değil. Satırların ilk karakterlerini büyüt. Seçim kutusu seçili değil. Arkadaşlar satırların ilk karakterlerinin büyümesine gerek yok. Çünkü
cümlenin devamı olabilir. Dolayısıyla hani her satıra yeni bir cümle başlatmayacağımıza göre satırların ilk harfinin büyümesine de gerek yok. Bunun da kontrolünün bende olmasını istiyorum. O yüzden bunun da işaretini kaldırdım ben. Simple mode, simple like break for kids and basic. Evet. Buradaki ayarlar da tamamlandı arkadaşlar. Şimdi Braille ayarlarını yaptık. Braille screen input. Şimdi asıl Braille. Önemli olan ayarlarımıza geldik. Braille ekrandan Braille girişi ayarlarımıza. Ekrandan Braille girişi ayarlarımızı istediğimiz gibi yapılandırabilmemiz çok önemli arkadaşlar. Çünkü kullanımımızı doğrudan etkileyecek ayarlar bu ayarlar arkadaşlar. Bu ayarları mutlaka yapacağız. Şimdi Braille screen type change the way of arranging buttons representing tabs. Arkadaşlar ekrandan Braille girişi tipini genel geçersiz yapacağız Braille önce. Type, girelim type. Bunun içine. Laptop -3-2-1-4-5-6 seçili değil. Laptop 3-2-1-4-5-6 modu var. Bu telefonu masanın üstüne yatay koyduğunuzda ve parmaklarınızı telefonun yan kısmından yerleştirdiğinizde tıpkı normal Perkins Braille bir daktiloda yazı yazıyormuş gibi kullanabileceğimiz bir mod. Sol elin serçe orta yüzük orta işaret parmakları 3-2-1, sağ elin işaret orta ve yüzük parmakları 4-5-6'yı temsil edecek. Bu noktalarda bu modun karşılığı budur. Two hand screen output seçili değil. İki el ekran karşıda modunu kullanabilirsiniz. Bu ekran telefonunuzu yatay alt kısmını ve üst kısmını avuç içlerinize ekran önünüze doğru bakacak kamera kısmı size bakacak şekilde telefonu tuttuğunuzda ahizenin yani telefonunuzla konuşurken kulağınıza dayadığınız yerin sol elinize telefonun alt kısmının yani muhtemelen hoparlörünüzün ve şarj girişinizin olduğu yerin sağ elinizin altına geldiği bir mod. Bu modu detaylı olarak inceleyeceğiz ama bunu işaretlemedim. Nedenini birazdan göstereceğim. Otomatik seçili değil. Otomatik seçili değil. Yani telefonu yatay tuttuğunuzda masaüstünde moduna, yan tuttuğunuzda ekran karşısında moduna dönmesini sağlayan bir yer ama ben menü seçili. Manuel seçeneğini işaretledim. Çünkü bunların nokta konumlarının nerede olması gerektiğine ben karar vermek istiyorum. Yani telefon masanın üstünde dururken de ekran karşısında modu yerine masa üstünde modunda kullanırken bile benim noktalarımın ekran karşısında modunda durmasını istiyor olabilirim. Dolayısıyla manuel modu seçtim ki yani elle modunu seçtim ki arkadaşlar bunu ayarlayabileyim bunu göstereceğim. Geri gelelim. Buradan seçeneğimizi yaptık. General geçersiz. Braille screen type change the way of arranging buttons representing tabs. Braille type change the number of tabs lighter -6 or computer -8. Arkadaşlar Braille noktalarını seçeceksiniz ikinci seçenekte. 6 noktalı Braille mi olacak? 8 noktalı Braille mi olacak? Bakın bu konuda çok fazla bilgi yok arkadaşlarımızın elinde. 6 noktalı ve 8 noktalı Braille arasındaki farkı ben size anlatayım arkadaşlar. Hatta bunu konu listesinde ayrı bir içindekiler menüsü olarak da görebilirsiniz. Arkadaşlarımız, kanal yöneticilerimiz ayarlarsa. 6 noktalı Braille ve 8 noktalı Braille farkları. Bundan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar, 6 noktalı Braille'i hepimiz biliyoruz. Yani soldaki 3 nokta, sağdaki 3 nokta. Soldakiler 1, 2 ve 3. noktalar. Sağdakiler 1'in karşısında 4, 2'nin karşısında 5. ve 3'ün karşısında 6. nokta. Şimdi bu modda, bu düzende hepimiz bu düzene hakimiz. Bu düzen genelde büyük harf kullanmak için ekstra bir kutuya ihtiyaç duyar ve 6. noktaya basmamızı sağlar. Örnek veriyorum kısaltmalı ya da kısaltmasız modda 4-5-5-6'yı kullanıyoruz. Bunu hepimiz biliyoruz işte kısaltmaları kullanırken. Fakat 8 noktalı Braille aslında dijital Braille'ın gerçekten bir kabartma yazının, Braille alfabesinin dijitale en mükemmel uyarlanış şeklidir. Neden? Şimdi arkadaşlar, 1, 2 ve 3. noktaların altında 7. nokta, 4, 5 ve 6. noktaların altında da 8. nokta bulunur. Yani 1, 2, 3, 7, 4, 5, 6, 8 şeklinde bir düzeni vardır 8 noktalı Braille'ın. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar.
Örnek veriyorum, siz şimdi 20 karakterlik, 20 hücrelik bir Braille ekran kullanıyorsunuz. Örneğin Orbit Reader 20 kullanıyorsunuz. Şimdi bu 20 kutucukluk bir ekranda 6 noktalı Braille kullanılmış olsaydı, rakam işareti kullanmak zorunda olduğunuz metinler, büyük harf kullanmak zorunda olduğunuz metinler işe yer bırakmayacaktı. Yazı okumanıza ya da yazmanıza yer kalmayacaktı. 7 ve 8. noktalar aslında artık burada işlevsellik görevi görmeye başlıyor. Örneğin Bora yazıyorsunuz değil mi? B-O-R-A, Bora. Şimdi Bora yazarken B'nin 7. noktasını, yani 3. noktanın altındaki noktayı da çıkıntılı yaparsanız, yani B yerine 1, 2 ve 7. noktalara basarak B yazarsanız, o B büyük harf B oluyor. Örneğin 724 yazacaksanız 3, 4, 5, 6 işte GBD yazmak yerine 8. noktaya basarak GBD yaparsanız, hiç rakam işareti koymak zorunda kalmadan 6. noktanın altındaki 8. noktada kabarırken harfleri yazdığınızda bunlar rakamlara dönüşüyor arkadaşlar. Dolayısıyla 8 noktalı Braille aslında özellikle Braille okurken alışkanlık haline getirilmesi ve yoğun olarak kullanılması gereken bir metottur. Çünkü okumayı da yazmayı da kolaylaştırır. Özellikle az hücreli Braille ekranlarda, Focus 14 gibi, Orbit Reader 20 gibi cihazlarda okumayı son derece kolay hale getirir ve sizi ekstra yer harcamaktan kurtarır. Şimdi 8 noktanın ne anlama geldiğini sanırım bahsettim. Arkadaşlar, 8 noktalı yazarken de kullanabiliyorsunuz. Bu bahsettiğim kurallara uyarak 8 noktalı yazarken de kullanabiliyorsunuz ama genelde biz 6 noktalı yazmaya alıştık. Size tavsiyem 8 noktalı okumaya alışmanızdır. Eğer 8 noktalı yazmaya da alışırsanız tadından yenmez, yemeğin de yanında yatın bir Braille kullanımı elde etmiş olursunuz. Devam edelim arkadaşlar ayarlarımıza. Brain tag, change the number of that slider eksi 6 or computer eksi 8. Tamam, buna baktık. Command hold delay, change milliseconds to become combination to command. Arkadaşlar, komutların uygulanması için bununla bahsedeceğim, bas ve beklet komutlarımız var. Bunlardan da bahsedeceğim arkadaşlar. Kaç milisaniye o tuşlar, örneğin K harfine kaç milisaniye basılı tutarsanız yazdığınız mesajı göndersin gibi seçenekleri ayarlayacaksınız. Burada kendinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben içine girmeme bile gerek yok. Size tavsiyem en düşük milisaniyede 350 milisaniyeye ayarlamanız. Fakat kendi talebinize göre bunu yapabilirsiniz. Transparency, change Braille screen transparency to UV text. Ekran parlaklığı, yanlış anlamadıysam 77 bu. seçili, 78 seçili, 83 seçili değil. Noktaların görünürlüğü ile alakalı bir şey. Yanlış anlamadıysam, doğru çevirmedi. Yanlış çevirmediysem. Yani ekrandaki noktalar ekranda parlasın mı, transparan mı kalsın ayarı. Bu bildiğim kadarıyla görsel bir ayar. Privacy seçim kutusu seçili değil. Arkadaşlar, gizlilik seçim kutusu seçili değildi. Bunun kısa yolu da var ama bunu işaretlerseniz kalıcı hale geliyor. Braille klavye açıldığında ekran kararıyor ve sizin yazdığınız, bastığınız noktaları kimsecikler görmüyor. Dolayısıyla bunu işaretleyerek kullanabilirsiniz. Play leader talking sound seçim kutusu seçili değil. Harflere basarken sesleri çal, yani harflere yazdığınızda klavye seslerini çalabilirsiniz eğer isterseniz. Ben bunu kapattım. Gereksiz yere gürültü yapıyor arkadaşlar. Yani tık 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 tık, kikbok kikbok gibi sesler çıkarıyor. Yazı yazarken kullanımınızı etkiliyorsa bunu devre dışı bırakın derim. Invert gesture direction seçim kutusu seçili değil. Arkadaşlar, hareketlerin yönlerini değiştirebilirsiniz. Sağa ittirdiğinizi kabul edebilir, sola ittirdiğinizi sağa kabul edebilir ama bunu değiştirmenize gerek yok arkadaşlar. Devam edelim. Feedback seçim kutusu seçili değil. Haptic feedback ayarını bilmiyorum arkadaşlar. Bu konuda bilgisi olan arkadaşımız, yardımcım, bana yardımcı olursa geri bildirimle alakalı bir ayar. Şey yapar mısın? Çevirisini yapar mısın? Tam olarak sanırım klavye tonu mu? Feedback seçim kutusu seçili değil. Haptik feedback seçim kutusu seçili değil. Haptik feedback bir şey geri bildirim diyor ama ne geri bildirim onu anlamadım. Klavye bir saniye izin verirsen ben de bir bakayım. Evet, sen ona bak.
Çünkü bendeki İngilizce olduğu için dediğim gibi Invert gesture direction seçim kutusu seçili değil. Hareketlerin yönünü değiştirden sonraki seçenek. Haptik feedback seçim kutusu seçili değil. Bakalım o neymiş arkadaşlar. Şifre. Play the talking sound seçim kutusu seçili değil. Titreşimli geri bildirim. Ses yerine telefondaki titreşimle uyarı, yani hani şıkır şıkır klavye yazma sesi var ya, onun yani yerine siz tuşlara bastıkça telefon titriyor. Tamam. Haptic feedback demek ki titreşimli geri bildirimmiş. Şimdi haptic feedback seçim spek geçersiz. Konuşma kısmına geldik arkadaşlar. Konuşma kısmı da arkadaşlar şimdi Advanced Braille Keyboard'u kullanırken ekran okuyucumuz bize geri bildirim sağlayamayacak arkadaşlar. JSU kullanıcıları bu konuda rahatlar. JSU Advanced Braille Keyboard açıldığında otomatik olarak kendini geri plana çekiyor. Yani karışmıyor. Advanced Braille Keyboard ekrandayken karışmıyor. Ama TalkBack kullanıcıları ya da işte Voice Assistant gibi yazılımlar kullanan arkadaşların askıya alma kısa yollarını mutlaka etkinleştirmeleri gerekiyor. Advanced Braille Keyboard'u kullandıkları ekran okuyucuyla kullanabilmeleri için. Şimdi burada sentezleyicimizin ayarlarını yapacağız. Devam edelim. Spek seçim kutusu seçili. Konuş seçim kutusu seçili. Bunun işaretini kaldırırsanız sesli ekran okuyucunuzda yani sesli geri bildirim almazsınız. Yani harfleri söylemez, silindi, silinmedi, işte taşındı, taşınmadı gibi bilgiler vermez ama bunu tavsiye etmiyorum. Çok böyle ya ben kesinlikle parmak yerlerinde hata yapmam ya. Konuşmasın kardeşim demediğiniz sürece bu işaretli kalması gereken bir ayar bence. Text to speech engine. Evet. Metinden konuşma motorunu seçeceğiniz pencere burası arkadaşlar. Giriyoruz buraya. TTS seçili. Bende varsayılan TTS. Yani metinden sesli seçeneklerindeki seçili olan neyse bende o konuşsun. Şu an ekran okuyucum da o benim zaten. Google Metin Okuma Hizmetleri Google Metin Okuma Hizmetleri'ni Vokalizer X2 gibi seçebilirsiniz. Hani burada hangisini seçtiğiniz sizin hangi sentezleyiciyle Advanced Braille Keyboard'da yazı yazmak istediğinize göre değişiklik gösteriyor. Devam edelim. Typing Echo. Typing Echo yazarken yineleme arkadaşlar. Bu punctuation diyebilirlermiş ama buna daha önemlisi yazarken yineleme. Karakterler mi söylensin? Yani yazdığınız her bir karakter mi söylensin? Yazdığınız kelimeler siz boşluk verdikçe mi söylensin? Karakterler ve sözcükler her durumda da söylensin. Seçeneklerinden istediğinizi seçebilirsiniz. Bu arada punctuation noktalamaydı arkadaşlar, kusura bakmayın. Typing echo, yazarken neleme. Ben de sözcükler seçili, benim ayarım sözcükler. Boşluk bıraktığım zaman sözcükleri seslendirsin. Daha basit geliyor bana. Speak password seçim kutusu seçili değil. Şifre yazma alanında şifreleri seslendir. Seçim kutusu seçili değil diyor. Ben işaretlemedim ama ilk başlarda işaretliydi arkadaşlar. Ha, baktım artık Advanced Braille Keyboard'da büyük harfli küçük harfli noktalamalı rakamda şeyleri rahat rahat yazabiliyorum. Artık bunun işaretini kaldırdım arkadaşlar. Kullanmıyorum bunu. High pitch. Evet. Yüksek perde. Always and Uncle Welcome Message seçim kutusu seçili değil. High pitch. Ayarı var burada arkadaşlar. Sıfır seçili değil. Bir seçili değil. Bu da konuşucunun tonunu ayarlayabiliyorsunuz ya da büyük harflerde ki tonunu ne kadar ince olacağını seçebiliyorsunuz burada. Bunu tam denemedim açıkçası ama deneyip geri bildirimde bulunabilirsiniz. Bu her zamanki halini için mi kalınlık yoksa noktalamalar yani büyük harf kilidi açıkken yazdığımız harf ve sözcüklerdeki tonlamasını mı etkileyecek? Bunu deneyip görebilirsiniz. Bana da geri bildirimde bulunursanız güzel olur. Büyük küçük harf. Evet, tahmin büyük harflerde sadece. Büyük harflerdeki inceliği belirliyor. Güzel. Always and Uncle Welcome Message seçim kutusu seçili değil. Her zaman hoş geldiniz mesajını seslendirin. Arkadaşlar bundan sıkılacaksınız. İşte buraya klavyeye hoş geldiniz de noktalamaları ayarlamak için şunları yapın da ekranı kilitlemek için şunları gerek yok böyle şeylere. Bunun işaretini kaldırın. Ben çünkü çok ilk kullanımımdan itibaren rahatsız olmuştum. Bu ne ya gereksiz konuşuyor gibi. Bunu da kullanmamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Devam edelim. Following are the options to change chat representing special comments. Geçersiz. Arkadaşlar burada abbreviation.
Kısaltmalar. Max Switcher. Harita değiştirici. Space. Boşluk. Enter. Yeni satır. Word deletion. Kelime silme. Capital. In output bildirim tekrar in round. Büyük harf. Send. Gönder. Spell out last word. Kelime leheceleri. Punctuation. Büyük noktalamalar. Dil değiştirici. Capital deletion. Arkadaşlar buradakilerin kısa yollarını değiştirebiliyorsunuz. Bunların ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Burayı şimdilik sadece gösterdim. Bunların ne olduğunu birazdan öğreneceğiz. Burayı geçebiliriz artık. Buradaki ayarlarımız tamamlandı arkadaşlar. Physical keyboard. Advanced settings. Şimdi physical keyboard. Fiziksel klavyeyi de yapılandırabiliyorsunuz. Aynı şekilde onların da ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burayı göstermeme gerek yok ama bir gezelim. Keyboard configuration. Change layout of keys representing tabs. Following are the options to change physical keys representing tabs or special commands. Dat-1. Dat-2. Burada tuşları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama normal klavye bağladığınızda bilgisayarınıza zaten Braille klavyeyi kapatmak isteyeceksiniz. Dolayısıyla bu ayarları yapmanıza bile gerek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Settings. Şimdi. Braille. Braille physical keyboard. Advanced settings. Sound. Gelişmiş seçeneklere bakalım arkadaşlar. Burada yapmamız gereken bir ayar var mı? Options very carefully geçer. Braille screen input gesture sensitivity. Change the discrimination between typing and scripting. An increase clear type script over typing. Braille screen input gesture sensitivity. Change the... Arkadaşlar, ekrandan Braille girişi hassasiyeti. Burada eğer bazı parmak hareketleriniz, sağa sola kaydırmalarınız işe yaramıyorsa ya da istediğinizden 12 seçili değil. Farklı davranıyorsa buradan gerekli değerleri değiştirerek deneme yanılma yöntemiyle buradaki ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Change following options very carefully geçersiz. Braille screen aşağıdaki değiştirirken bu arada dikkatli olun diyor. Braille screen input gesture drag length GTH. Change minimum sweep length GTH for recognizing gestures. Evet, uzunluklarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu hareketler ne kadar soldan sağa kaydırmalar uzun olsun bunları ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Change following options very carefully geçersiz. Burada başka bir ayar yok zaten. Settings. Buradaki ayarlar bu kadar. Sound. Seslere gelelim arkadaşlar. Sound, sesler. Set each sound theme. Temayı seçebilirsin. Bir şey diyebilir miyim? Hani biraz önce klavye ayarlarından bahsetmiştin ya. Aslında o klavye ayarları şey değil. Harici bağladığımız klavyenin ayarları değil. Bu klavye ayarları mesela biz silerken dörtten sağa sola doğru kaydırıyoruz ya kelime harf harf silerken. Bunları kendimize göre kişiselleştiriyoruz. Mesela ben dörtten sol yerine kelime kelime sili birden sola atayabiliyorum. Ya da gönderi dörtten sağa çekerek atayabiliyorum. Yani buradaki o klavye ayarları bu işe yarıyor. Yani Braille klavyeyi kullanırken... Fiziksel klavyedekileri mi diyorsun? Normal ekrandan girişte. Fizikselde değil. Onları anlatacağım zaten. O kısa yollara geldiğimizde onlardan bahsedeceğim. Hani dokunmak çekme konularından sonra klavye ayarları diye hani bahsettin ya. Ondan bahsediyorum. Oradaki ayarlar birinci numara, ikinci numara, üçüncü numara diye bahsettikleri bu o ayarlara yarıyor. Onlardan. Şimdi yazmaya geçeceğiz birazdan. Orada bazı kısa yollar var. İşte 141, işte ne bileyim 151 ya da 21, 20 gibi onlara detaylıca gireceğiz birazdan. Orada detaylıca bahsedeceğim onlarda. Çünkü şimdi göstersem kafa karıştırıcı olacak. Biliyorum. Yani bu ayar bunları değiştirmemize yarıyor. Ben onu belirtmek istedim. Anladım. Onu zaten bir daha bakacağız. Tekrar. Şimdi arkadaşlar ses ayarlarımıza girmiştik. Tema kısmında bu Braille ile yazı yazarken arkadaşlar birkaç tane temamız var bizim. Ses teması var. Off seçili değil. Tempo seçili. Varsayılan seçili. Fluid seçili değil. Floyd seçili değil. Perkins Braille'ler seçili değil. Perkins Braille'ler seçili değil. Arkadaşlar bunu göstermeden anlatayım. Bu ne işe yarıyor? Yazı yazarken hani biz işte ses çıkarsın çıkarmasın demiştik ya. Eğer yazı yazarken sesli geri bildirim versin, sesleri oynatsın, işaretleyip de buradan bir tema seçersek. Örneğin Perkins Braille'ı seçtik. Ekrandan Braille girişiyle yazı yazarken sanki daktilo kullanıyormuşuz, kabartma daktilo kullanıyormuşuz gibi sesler çıkar. İşte yeni satırlarda satır kaydırma tuşuna bastığımız sesler, silmede geri silme sesleri vesaire vesaire. Böyle bir kullanım talep ederseniz buradan ayarlarını yapabiliyorsa da her sesi kendiniz özelleştirebiliyorsunuz. New line. Yeni satır sesini, işte büyük harf, yazma, data sign, noktalama algılandı, calibrated, kalibre edildi, opening, açıldı, set each sounds geçersiz gibi
seçeneklerden bu yazarken duymak istediğiniz sesleri kendiniz yapılandırabiliyorsunuz. Ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Bir hevesle kullandım ama sonra bana biraz rahatsız edici geldi. O yüzden kullanmıyorum arkadaşlar. Seslerden geri geldim. Devam ediyorum şimdi. Secondary keyboard. İkincil klavyeyi mutlaka ayarlayın arkadaşlar. Girelim buraya. İptal. İkincil klavyeyi. İptal. Advanced break keyboard seçili değil. Google seçili değil. Last use keyboard seçili değil. Show keyboard selector seçili. Bakın burada diyor ki klavye seçiciyi göster diyor. Ama burada ben Gboard'u seçtim. İkinci klavye olarak. Kısa yolunu göstereceğim birazdan yazma ekranındayken. O kısa yola bastığınızda normalde klavyeyi seçin penceresi görüntüleniyor. İşte oradan Gboard'a da işte kullandığınız görsel klavyeyi seçebileceğiniz menü açılıyor. Ama o menü açılmasın. Ben direkt o kısa yola yaptığımda bana seçtiğim klavye seçilmiş bir şekilde ayarlasın derseniz buradan mutlaka klavyenizi seçmeniz gerekiyor. İkincil klavyenizi. Voice input. Ses girişine bir bakalım. Asistan ve ses girişi. Burada bizi asistanın kendi ayarlarına yönlendiriyor arkadaşlar. Hani bu ayarların işte Advanced Braille Keyboard'la herhangi bir alakası yok. Google Dictate ile alakalı ayarlar var. Bu sizin zaten telefonunuzda başarılı bir şekilde ayarlıdır. Bunu Sekiz. Değiştirmenize bile gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Varsayılan ayarlara sıfırla seçeneğimiz var burada. Bütün yaptığınız ayarları iptal ediyor. Languages. Ve ayar kısmımız bitti arkadaşlar. Şimdi settings kısmını bitirdik. User guide, düğme. User guide düğmesi var arkadaşlar. Bu user guide düğmesi de yardım dokümantasyonunu açıyor. Sağ üstten Türkçe'yi seçerseniz de Türkçe bir şekilde Advanced Braille Keyboard'u kullanabiliyorsunuz. Devam edelim. Advanced options düğme. Gelişmiş seçeneklere bakalım arkadaşlar. Burada neler var? Bunları göstermeyeceğim. Sadece neler olduğunu söyleyeceğim. Ben de kullanmadım çünkü. Kısaltma düzenleyici. Mapviewer düğme. Harita görüntüleyici. Join ABKS forum düğme. Advanced Braille Keyboard'un forumlarına katılın. Join ABKS Telegram forum düğme. Advanced Braille Keyboard'un Telegram sohbetine katılın. Manage User Library Stables düğme. Kullanıcı kütüphaneleri... LibLouis kullanıcı tablolarını, kısaltma tablolarını yönet kısmı var. Emojis düğme. Favori emojilerimizi yönetelim var. Abbreviation editor düğme. Burası bu kadar. Advanced break keyboard. Şimdi. Advanced options düğme. Advanced options da bittiğine Type göre. Text metin alanı. Type to text settings metin alanı yani denemek için metin yazın kısmına geldik arkadaşlar. Yeni şimdi. Sadece Enes bunu neden yaptın? Kare 4 çarpı. Buraya kadar herhangi bir sorusu olan var mı? Bu ana bölümümüz bitti tabi. Bir sürü alt bölümü var bunun ama ayarlar kısmı, ilk kullanım temel ayarlar kısmı bitti. İlk kullanıma geçeceğiz. Buraya kadar söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı arkadaşlar? Senin eklemek istediğin bir şey var mı abi? Yeni output bildirim sadıkları, engelsiz iPhone batarya. Eklemek istediğim bir şey yok. Senin yok herhalde. Devam edelim. O zaman yeni başlığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Advanced Braille Keyboard'u ayarladık, yapılandırdık, kullanımımıza hazır hale getirdik. Şimdi artık yazarken Advanced Braille Keyboard'u kullanacağız. Type to text settings metin alanına çift tıklıyorum ve Advanced Braille Keyboard şu andan itibaren önümde açık. Arkadaşlar Advanced Braille Keyboard ilk geldiğinde, ilk kez açıldığında yapılması gereken ayarlar şunlar. Biz manuel moda aldık ya bunu. Ekrana dört parmağınızı koyun. Böyle sağa sola biraz hareket ettirin parmakları ve kaldırın. Asaymanı çıkartın. Taşlat 5. Taşlat 6. Şimdi dört parmağımızı ekranda gezdiriyoruz ve bırakıyoruz. Şimdi diyor ki bize atama başladı. Parmağınızı noktaların olmasını istediğiniz yerlere vurun diyor. Şimdi birinci noktayı vurun diyor. Ben birinci nokta, şimdi telefon ekranının karşıda modunda tutuyorum ben şu anda. Birinci nokta sol elimin işaret parmağını vurdum.
Touchpad 2. İkinci parmağa dokunun diyor. Dokundum. Touchpad 3. 3'e dokunun diyor. Dokundum. Touchpad 4. 4'e dokunuyorum. Sağ elimin işaret. Sağ elimin orta. Touchpad 6. 6'ya dokunuyorum. Sağ elimin yüzük parmağı. Noktalamalar atandı. Noktalar atandı diyor. Şimdi arkadaşlar bunu neden yapıyoruz? Şimdi biz manuel modda olduğumuz için telefonu atıyorum masanın üstüne koydum. Dört parmağımı ekranda biraz gezdirip istediğim noktaların konumlarını yerlerini değiştirebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masa üstünde yazı yazma moduna getirdim şu an. R, 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 İstediğim gibi bunları kullanabiliyorum diye ben ekran karşıda moduna göre ayarlayacağım noktalarımı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam şunu silelim. Şimdi bunları ayarladıktan sonra arkadaşlar Advanced Braille Keyboard'u kullanmaya başlayabiliriz. Peki normalde bir yazı yazalım bakalım nasıl oluyor? Selam. Selam. Şimdi ben bunu yazdım ama şu anda kısa yolları söylemedim size. Arkadaşlar. Hepsini söyleyeceğim arkadaşlar. Hani arkadaşlar selam. Ben şu an sadece nokta konumlarım başarılı bir şekilde ayarlanmışlar mı diye denedim. Şimdi arkadaşlar gelin artık yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Advanced Braille Keyboard kısa yol listesi notlarıma bakarak ben size detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Uygulamalı bir şekilde. Ve bu notları da hem Telegram grubumuzun dosyalar bölümünde bulabileceksiniz. Hem de engelsizandroid.com web sayfasında bulabileceksiniz. Açıklamalar kısmında YouTube'dan seyredenlere de uyarımız olsun. Dosyanın, yani o sayfanın, o bilgilerin yer aldığı, listenin yer aldığı dosyanın engelsizandroid.com bağlantısına yer vermiş olacağız arkadaşlar. Siz benim hazırladığım, bu düzenlediğim bu listeyi dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi genel hareketlerle başlayalım önce. Isınma turu olarak. Cihazı dik tutarken yapmamız gereken, yani yazı yazdıktan önce veya sonra yapmamız gereken kısa yollardan bahsedelim. Arkadaşlar cihaz dik tutarken tablomuza geçelim. Ekran okuyucu İngilizce olması önemli değil. Ben söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi iki parmakla yukarıdan aşağı doğru çekme klavyeyi kapatır. Yani yazdığınızı herhangi bir yere göndermez, silmez, herhangi bir değişiklik yapmaz. İki parmağınızı yukarıdan aşağı uzun çekerseniz Braille keyboard. Braille klavye kapandı. Touch to test settings metin alanı. Metin alanına odaklandık. Çift tıklayıp klavyeyi açalım tekrar. İki parmakla sola uzun kaydırma klavyeyi değiştirir. Hani demin varsayılan klavyeyi seçmiştik ya arkadaşlar. Telefon dik dururken iki parmağı sağdan sola kaydırırsanız Advanced Braille Keyboard kapanıyor. Metin alanına çıktı tıkladığınızda bakın ne açılıyor. Türkçe Türkiye, Türkçe Q klavyesi gösteriliyor. Boşluğa basılı tutuyorum. Bekliyorum biraz parmağım boşluktayken. Klavyeyi değiştirin. Klavyeyi değiştirin bir geldi. Advanced Braille Keyboard. Advanced Braille Keyboard'u işaretledim. Ve tekrar metin alanına enterliyorum. Klavye açıldı. Şimdi arkadaşlar, iki parmakla sağ uzun kaydırma temel eylemi gerçekleştirir. Yani gönderebiliyorsa gönderir, arama tuşu varsa arar, işte gitse, atıyorum adres yazdınız Chrome'dasınız, normalde klavyenin sağ altındaki git'e basıyorsunuz, git adrese yazdığınız URL'ye gidiyor. Bu da ona gider, soldan sağa doğru uzun kaydırma iki parmakla bu işlemi gerçekleştiriyor. Örneğin WhatsApp'ta mesaj atıyorsunuz, yazdınız, iki parmağınızı soldan sağa doğru çektiniz, klavye kapanır ve çat diye gönderilmiş olur. İki parmakla yukarı uzun kaydırma dikteyi etkinleştirir arkadaşlar. Deneyelim, kaldıralım iki parmakla aşağıdan yukarı doğru uzunca. Merhaba. Niye işe yaramıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü şu an Bluetooth'a bağlıyım. Ve dolayısıyla Bluetooth'a bağlı olduğu için cihaz size duyurmam için Bluetooth'a bağlamam gerekiyordu. Bluetooth'a bağlı olduğu için bu kısa yolum çalışmadı. Ama aşağıdan yukarıya iki parmağınızı uzun çektiğinizde arkadaşlar ring diye bir ses duyacaksınız. O her zaman sesle yazmayla, dikteyle yazmayla duyduğunuz sesi duyacaksınız. Söyleyeceğinizi söyleyip susun ve size yazılan metin seslendirilecek. Şimdi
Braille'la... Çünkü arkadaşlar her zaman sesli yazmayla duyduğunuz sesi duyacaksınız söyleyeceğini söyleyin. Susun ve size yazılan metin seslendirecek arkadaşlar. Sağ ol. Bak hepsini yazdı. Teşekkür ederiz. Switch'e seçim mod. Eşe yetek. Denizde arkadaşlar her zaman sesli yazmayla duydu. Neresi? Switch'e tutak mod. Tamam. Aslında çalışıyormuş da Duolingo sesi çıkmamış arkadaşlar. Demek ki bu da çalıştığının göstergesi. Şimdi değerli arkadaşlar. Biz tek parmakla kaydırma hareketlerine geçelim. Şimdi ben size burada alfabe öğretecek değilim tabii ki. Yani işte E1-5, işte L1-2-3, işte P1-2-3-4 bunları öğretecek değilim. Elbette ki bunları biliyorsunuz. Şimdi biz artık yazı yazmaktan ziyade işlem yapmaya. Şimdi şundan bahsedeyim size önce arkadaşlar. Parmak kaydırma hareketleri noktalara özgü hareketlerdir. Örneğin birinci noktadaki parmağınızı birinci noktanın üzerinde sola ya da sağa kaydırmak farklı işlemler yapar. İkinci noktanın üzerinde sola sağa kaydırmak farklı işlemler yapar. Peki sola sağa nedir? Telefonu karşıya tuttuğumuzda ahize kısmı sol elimizin altında, şarj aletinin takılı olduğu bu ana ekran düğmesinin olduğu kısım sağ elimizin altında ya. Birinci noktadan örnek veriyorum. Sağa kaydırmak, soldan sağa doğru kaydırmak, ahizeden ana ekran düğmesine birinci noktadan kaydırmak demektir. Şimdi bunları tabii kullanırken arkadaşlar işte birinci noktadan sola kaydır, birinci noktadan sağa kaydır, ikinci noktadan sağa kaydır demek yerine biz rakamlar kullanacağız. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi ben size 10 dersem bu 10'daki ilk rakam yani 1 hangi noktadan kaydırmanın yapılacağı? İkinci rakam yani 0 ya da 1 olmak zorunda o rakam her zaman. 0 ise sola doğru, 1 ise sağa doğru kaydırmanız gerektiğini. Mesela 50 dersem size 5. noktadan çünkü 50'nin ilk rakamı 5 sola çünkü 0. 51 dersem 5. noktadan sağa yani ana ekran düğmesine doğru kaydıracağınız anlamına gelir. 50. Örneğin 30 dedim size. Üçüncü noktadan sola doğru kaydıracaksınız demektir. 31 dersem üçüncü noktadan sağ yani ana ekrana doğru üçüncü noktayı iteceğiniz anlamına gelir. Bu rakamda ilk rakam hangi rakamı iteceğiniz? İkinci rakam hangi yöne iteceğiniz? 0 sola doğru, 1 sağa doğru iteceğiniz anlamına gelir. Şimdi bunu kavradıktan sonra gelin başlayalım. 10. Bir sözcük siler. Yani birinci noktadan ahizeye doğru çekme. Örneğin Bora yazalım. Boşluk bırakmayı söyleyeceğim. Bora yazdık diyelim ki. Birinci noktadan ana ekrandan ahizeye doğru çekersem. Bora space D-L-E-T-E-D. Bora boşluk deleted silindi dedi. Sözcük siler. 11. Birinci noktadan sağa itme. Diller arasında geçiş yapar. Deneyelim. Birinci noktayı sağa doğru, ana ekrana doğru itelim. Turkish Grade 2 oldu. Turkish Grade 2 işaretlendi. Turkish Grade 1 oldu. Turkish Grade 1 yüklendi. Arkadaşlar hani size diller kısmında demiştim ya eğer varsayılan dili işaretledikten sonra o aşağıdaki listelere de varsayılan diliyle mutlaka işaretleyin diye. Eğer bunu yapsaydık burada sadece Turkish Grade 2 loaded diyecekti. Başka bir şey demeyecekti. Biz varsayılan dil olarak işaretlediğimizi de işaretledik ki ona da geri dönebilelim. 20. İmleci bir karakter geriye götürür. İkinci noktadan sola kaydırma. Mesela buraya oraya yazalım. İkinci noktayı ana ekrandan ahizeye doğru çekelim. A. Bir daha. R. R. O. O. B. B. 21. İmleci karakter ileri götürür. Yani o hareketin tam tersini yapacağız. İkinci noktayı bu sefer ana ekrana doğru iteceğiz. B, O, R, A. Gördünüz mü? Sonraki karaktere geçtik. Üçüncü noktadan sola kaydırma 30. Ne yapıyor? İmleçten önceki son cümleyi okuyor. Mesela. Bu selam. Arkadaşlar, not. Nasılsınız? Question mark. Şimdi, selam arkadaşlar, nasılsınız dedim. Selam arkadaşlar, nokta. Nasılsınız dedim, ünlem koydum. Şimdi, İmleç'ten önceki son cümleyi oku, 30'du. Yani üçüncü noktayı ahizeye doğru kaydırma. Kaydıralım.
Niye okumuyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü cümlenin noktayla bitmesini bekliyor. Soru işareti dedi. Noktayla bitirelim. Üçüncü noktadan çekelim. 25'ten önceki son cümleyi oku. Nasılsınız? Bakın. Nasılsınız? Üçüncü noktadan Ayize'ye doğru çekersem. Nasılsınız? Nasılsınız diyor. Nasılsınız? Boşluk verdiğinizde arkadaşlar o cümleyi okumuyor. Bu arada noktadan sonra da boşluk verdiğiniz zaman o cümleyi okumuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. 31. Üçüncü noktayı ana ekrana doğru sağa doğru ittirmek. Yazma modu ile hareket modu arasında geçiş yap. Hareket modu ayrı bir başlık arkadaşlar. Aksiyon modu, hareket moduna geçildi. Yazma moduna geçildi. Bunu göstermiyorum şu an. Hareket modu bir sonraki konumuz. Dördüncü noktadan ahizeye ittirme. 40. Karakter silme. Gördüğünüz gibi. 40. Yani dördüncü noktayı ahizeye doğru itme. Karakter silme. Dördüncü nokta. Bir es verebilir miyiz? Bir şey söyleyeceğim de. Tabii bu ki. Boşluk vermeyi söylemedin ama. Şimdi geliyor. 41. Boşluk bırakmak. Yani dördüncü noktayı ana ekrana doğru çekmek. Mesela B, O, R, A yazdım. Dördüncü noktayı ana ekrana doğru çekiyorum. Bura. Boşluk verdi. Dördüncü noktayı Ayze'ye doğru itiyorum. Boşluk silindi. Bir daha boşluk verdim. Bora'yı tekrar okudu. Dördüncü noktanın çok kullanacağınız bir nokta olduğunu söyleyebilirim. Aklınızda bulunsun. 50. Yani beşinci noktayı ahizeye doğru it. Emoji modu. İtelim. Yeni telefon bildirimlerinden cevapsız çağrı. Sıvı çetli emoji mod. Simayız. K. Rob. Bir sırıtan yüz. İki ağzı açık gülümseme. Üç ile gözlerle ağzı açık sırıtma. Dört ile gözlerle sırıtma. Beş kapalı gözlerle sıvı çetli takip mod. Bir daha yaparsanız yazma moduna geri döner. Emoji modunu ayrıca anlatacağım. Şu anda sadece gösteriyorum. 51. Kısaltma ya da genişletme. Daraltma. Arkadaşlar bu LibLuis'te kısaltma yazdınız. Daha boşluk vermeden kısaltmanın çevrilmesini yani 5-6-E'nin leri olmasını istiyorsanız 51 yapacaksınız. 51 neydi? 5. noktayı ana ekrana çekme. Bunu göstermiyorum çünkü kısaltmalı bir şey yapmıyoruz. Zaten hani bir ayar yapmıştık hatırlıyorsanız. Kısaltmalar genişledikten sonra boşluk ver. Evet o bu işe yarayacak arkadaşlar. Kısaltmalar genişledikten sonra boşluk ver. Kısaltmayı genişletmek için 5. noktayı ana ekrana doğru çekip 51 yaptığınızda o sizin için bir boşluk bırakacak. Kısaltmayı çevirdikten sonra. 60. Yeni satır. Yani 6. noktayı ahizeye doğru ittirme. Deneyelim. Merhaba. Nokta koyduk 2, 5, 6 ile. 2 defa 60 yapalım. New line. Gördünüz mü? New line dedi. Yani yeni satır dedi. Şimdi bunu silelim. Merhaba, new line, D-L-E-T-E-D. Tamam. 61 arkadaşlar. Büyük harf kilidi. Yani 61 neydi? 6. noktayı ana ekran düğmesine doğru çekmekti. Çekelim. Caps lock on. Büyük harf kilidi açık. B. Bir daha çekelim. Büyük harf kilidini kapatalım. O. Büyük harf kilidini açalım. R. Büyük harf kilidini kapatalım. A. Boşluk verelim. Bura. Silelim karakter. B-L-E-T-E-D. Bakın. A. B-L-E-T-E-D. A küçük. R. B-L-E-T-E-D. R büyük. O. B-L-E-T-E-D. O küçük. B. B-L-E-T-E-D. B büyük. Gördüğünüz gibi büyük harf küçük harf istediğiniz gibi açabilirsiniz. Zaten 6. noktaya bastığınızda da o büyük harf bir geçici büyük harf koyuyor ama ben büyük harf kilidini kullanmayı daha çok buldum. Şimdi arkadaşlar kaydırma hareketleriyle alakalı herhangi bir sorunuz var mı? Tekrar edelim isterseniz kaydırma hareketlerini. Birinci noktayı hani şöyle tekrar edelim. Tabloya gidelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. 10. Bir sözcük siler. 11. Dili değiştirir. 20. Bir karakter geri imleci götürüyor. 21. İleri karakter yapıyor. Bir karakter ileri götürüyor. 30. İmleçten önceki son cümleyi okuyun.
35 yazma modu ile eylem modu arasında geçiş yapıyor. 40 karakter siliyor. 41 boşluk bırakıyor. 50 emoji moduyla yazma modu arasında geçiş yapıyor. 51 kısaltmaları daraltıp genişletiyor. 60 yeni satır yapıyor. 61 büyük harf kilidi açıyor. Bu hareketlerle alakalı sormak istediğiniz herhangi bir soru var mı arkadaşlar? Ya da söylemek istediğiniz bir şey, herhangi bir eksik söylediğimiz herhangi bir şey var mı? Anladığım kadarıyla yok. Ben hemen tutma kalbi hareketlerine geçeyim. Buyur. Şöyle bir şey de diyebilirim. Arkadaşlar hani süpürme hareketi diyoruz, kaydırma hareketi de avizeye kadar bu hareketi yapmayacaksınız. Sakın yanlış anlamayın. Ya da ana tuşa kadar yapmayacaksınız. Sadece parmağınızın düzeleceği kadar hafif. Ve sağa sola çekmek zor gelirse bu hareketleri hani verimli olarak aşağı yukarı şeklinde de kullanabilirsiniz. Ama bu biraz daha kafanızı karıştırabilir. Ya ben sağa sola yapamıyorum derseniz. Sol aslında yukarı yön oluyordu sanırım. Sağda aşağı yön olarak geçiyordu. Evet, yönleri değiştirebiliyor ama şöyle bir şey var. Şimdi parmaklarınız zaten alt alta olacağı için yukarı aşağı hareketlerini kullanırken parmaklarınız birbirine değebilir. Buradaki asıl önemli nokta hani sağ sol olmasını tercih etmemizin temel sebebi parmaklarımızın birbirine, özellikle sağ elimizin yüzük parmağı, sol elimizin serçe parmağına doğru ya da işte sağ elimizin işaret parmağı, sol elimizin orta parmağına doğru giderken birbirlerine temas etmesinler. Biz zaman kaybetmeyelim diye sağa sola tercih ediyoruz. Bunlar kullanımlarla alışılacak şeyler arkadaşlar. Yani biraz zorlanabilirsiniz eğer bu sağ sol hareketlerini kullanmak istiyorsanız ama böyle bir 7-8 deneme yanılmadan sonra artık farkında olmadan yazmaya başlarsınız. Çünkü çok pratik bir şey. Bir de arkadaşlar nokta kollarını atarken parmaklarınız aralıklı ve iki eliniz yapabildiğiniz kadar birbirinden uzak olsun. Çünkü bazen nokta konumlarını üst üste yazabilirsiniz veya parmak hareketlerini yanlış atayabilirsiniz. Ona da dikkat edin. Yani o zaten şeyle alakalı. Şimdi burada çok önemli bir etken var. İki önemli etken var. Bir, cihazın büyüklüğü. İki, parmaklarınızın büyüklüğü. Yani bunu öyle bir ayarlayın ki arkadaşlar ne birbirlerine yakın olsun yan yana üç parmağınızda, sağ elinizin üç parmağında, ne de ellerinizin araları birbirine yakın olsun. Çünkü kendinize kaydırma hareketlerini yapacak alan da bırakın ama parmaklarınız birbirlerinin dibine gelmesin ki 4-5 yazarken yanlışla 4-6 yazmayın. Mesela K yazarken B yazabilirsiniz eğer çok dip dibi olursa. Zaten ekran okuyucunuz yani Advanced Braille Keyboard sizi eğer ana ekran düğmelerinin bulunduğu yerle bildirimlerin bulunduğu yere kayarsanız titreştirerek uyaracaktır atama yaparken. Bu zaten bilginiz dahilinde olsun. Yani parmaklarınızı tamamen rahat kullanımınıza göre ayarlayarak kalibrasyonu yapın. Evet. Geldik zor hareketlere arkadaşlar. Ya zor demeyelim de ben bunları hiç sevmiyorum diyelim. Yani normalde bunları göstermemeyi düşündüm ama yani madem Advanced Braille Keyboard'u detaylı inceliyoruz bunları da göstereyim hiç olmazsa dedim ama inanın ben bu hareketleri sevmiyorum. Neden? Bir noktayı tutarken başka bir noktadan kaydırma hareketlerinden bahsediyorum. Örneğin 140 birinci nokta 140 birinci noktaya basılı tutarken dördüncü noktayı sıfıra doğru kaydır. 251 ikinci noktayı basılı tutarken beşinci noktayı bir noktasına yani AIZ'ye doğru değil de ana ekran düğmesine doğru kaydır gibi tutma kaydırma hareketlerinden bahsediyorum. Evet çok fazla hareketimiz var. Uygulamalı göstereceğim ama yani bu hareketleri eminim sizler de kullanmayacaksınız ama ben yine de göstereceğim. Neden? Çünkü bu hareketlerin bilinmesinde de fayda görüyorum. 34 hareket göstereceğim bu hareket grubunda size. 140. Önceki karakter. Mesela Bora yazalım. Birinci noktaya basılı tutarken dördüncü noktayı sıfıra itelim. A. Yine yapalım. O. B.
B, O, R, A. Dördüncü noktayı bırak, birinci noktayı bırakmadığınız sürece arkadaşlar dördüncü noktayı sağa sola itebilirsiniz. R, O, B. B. O. Evet. Tabi bazen arkadaşlar bu noktaları doğru yapılandıramazsınız ya da işte doğru yerlerde bu hareketleri yapamazsanız yanlış şeyler yazabiliyor. A. C. C. O. Mesela ben de arkadaşlar C. şeyler pek yapmıyorum. Mesela birinci noktayı basılı tutarken dördüncü noktayı bir konumuna ittirmek bende bazen E harfi yazıyor. İşte bu yüzden bu karakter gruplarını sevmiyorum. Yani bunun tamamını seçip temizlemem gerekiyor. Ben dilerseniz bu kısa yolları size sayayım. Çünkü bunları göstermek daha çok programı sıkıcılaştıracak. Zaten bu belgeyi siz kaynaklarda, açıklamalarda göreceksiniz dosyalarda. Bunları kendiniz deneyimlemek isterseniz deneyimleyebilirsiniz. Öyle yapalım çünkü asıl önemli şeylere zamanımız kalmayacak. Şimdi arkadaşlar şunun ipucunu vereyim. 3 basamaklı karakterler bunlar. Tutma kaydırma hareketleri 3 basamaklı karakterler. Birinci rakam hangi noktaya basılı tutulması gerektiğini. İkinci rakam kaydırmanın hangi noktadan yapılması gerektiğini. Ve üçüncü rakam hangi noktaya doğru kaydırılması gerektiğini, yani hangi tarafa doğru. Üçüncü rakam 0 ve 1 oluyor biliyorsunuz. 0 ise ahizeye doğru, 1 ise ana ekrana doğru oluyor. Şimdi gelelim bir örnek vermeye. 610. Altıncı noktayı, yani 610, altıncı noktaya basılı tutarken birinci noktayı ahizeye doğru ittirmek demektir. 521. Beşinci noktaya basılı tutarken ikinci noktayı ana ekrana doğru ittirmek demektir. Bu kısa yolları kafanızda bu şekilde oturtursanız sadece rakamlar ve işlevlerini bilmek yeterli oluyor arkadaşlar. Ben size bu kısa yolları sayayım. Çünkü bunları yapmakta ben bile sorun yaşıyorum. Çünkü hiç işlevsel gelmiyor. Bir noktaya tutup kaydır, ötekini tutup kaydır, onu tutup kaydır. Bana işlevsel gelen bir şey değil ama birazdan daha işlevselini göreceğiz. Hiç telaş yapmayın. Başlayalım. 140. Önceki karakter. 141. Sonraki karakter. 150. Önceki sözcük. 151. Sonraki sözcük. 160. Önceki cümle. 161. Sonraki cümle. 240. Önceki satır. 241. Sonraki satır. 250. Satır başı. 251. Satır sonu. 260. Belge başı. 261. Belge sonu. 340. Önceki metin alanı. 341. Sonraki metin alanı. 350. Baştan imlecin bulunduğu yere kadar oku. 351. İmlecin bulunduğu yerden metnin sonuna kadar oku. 410. Önceki kelimeyi seslendir. Ama unutmayın seslendirilerde imleç hareket etmiyor. Sadece kelime okunuyor. 411. Sonraki kelimeyi seslendir. Dediğim gibi imleç hareket etmiyor. 420. Tümünü seç. 421. Tümünü oku. 430. Yer işareti ekle. 431. Son imleç metnini seç. Bunları birazdan göstereceğim arkadaşlar. Yer işareti eklemek ne demek? 510. Kes. 511. Kopyala. 520. Yapıştır. 521. Sil. 530. Panoyu oku. 531. Seçileni oku. 610. Ekran yönünü kilitle. Biz manuel modda kullandığımız için buna gerek yok. 611. Ekran döndürme kilidini aç. Biz manuel modu kullandığımız için buna da gerek yok. 620. Ekranı karart. Bunu anlık olarak da yapabiliyorsunuz. 621. Ekranı aydınlat. 630. Geri al. 631. Yine. Arkadaşlar. Şimdi bu kısa yolları böyle saydım. Bunları göstermedim ya. Size tavsiyem hem Advanced Braille Keyboard'a ısınma turları atmanız için hem de bunları işlevsel bulup bulmadığınızda karar vermek için
Bunları kendiniz deneyin. Deneyimleyin. Ama göreceksiniz ki birazdan göstereceğim şey size daha işlevsel gelecek. Hareket modu. Hani üçüncü noktadan sağa kaydırıyorduk ya 31. Şu. Bora, ben atladım mı tam bilmiyorum da burada kısa yollarda basma tutmada şunu da ekleyeyim. 360 diyelim. Yani üçüncü noktaya basıp altıncı noktadan sola kaydırma. Geri bildirimleri şey yapıyor. Yani karakter, sözcük, karakter ve sözcük kapalı seçimini de 360'dan yapabilirler arkadaşlar. Ha, bu listede yazmıyordu bu arada. Bu güzel. Deneyelim. Üçüncü noktadan basılı tutarken altıncı noktayı sola doğru ittirelim. Sağa doğru bir çekti. Belki bende yoktur. Benim Raspberry keyboard'um eski sürüm mü? Sağa çekti. Deniyorum ikisi de olmuyor. Yok 360 tamam doğru. Seninki eski sürüm olduğu için bu son güncellemelerle gelen bir şey. Evet ondan olmayabilir. benimki eski sürüm muhtemelen. 360, 361 mi yoksa sadece 360 mı? Yani 360. Sürekli. Yok 360. Hep aynı yön. bir döngü gibi. Tamam. Sen onu kılavuza eklemeyi unutma yine de madem. Eğer sende geçerli değil ama son sürümler için dediği gibi Ahmet abinin o şekilde geçerliyse onu da kılavuza alalım. Tamam onu da kılavuza ekleriz. Şimdi arkadaşlar hareket moduna geçiyoruz. Benim Braille klavyeyi vay be adamlar ne kadar güzel uygulama yapmışlar dedirten iki özellikten bir tanesi. Hareket eylem modu. Arkadaşlar bu eylem modu var ya şu anlama geliyor. Şimdi demin ben tutma kaydırma hareketlerinde bir sürü şey saydım ya. Önceki karakter sonraki karakter. Önceki sözcük sonraki sözcük. Önceki cümle sonraki cümle. Satır yukarı satır aşağı vesaire. Arkadaşlar bunları tutma kaydırma hareketi olarak değil de harfleri yazıyormuş gibi yaparak kullanacağız. Yani örneğin şeyde resmi dokümantasyonunda verdiği örnek olsun diye söyleyeyim. Eylem moduna 30 yaparak geçtiğiniz 31 yaparak geçtiğinizde eylem Select moduna E harfine basarsanız seçili metni okuyor. İ harfine basarsanız panodaki metni okuyor. Örnek veriyorum. Hani bunun için İşte ikinci noktadan dördüncü noktaya bir şey kaydıralım değil. Bayağı iyi harfi yapıyorsunuz. 1-4 mesela panodakini seslendiriyor gibi kısa yolları var. Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Arkadaşlar 26 kısa yolumuz var. Ve hepsini kapsıyor. Kapsamlı bir liste. Şimdi bir metin yazalım. Çoklu satır içeren bir metin yazalım. Selam. Arkadaşlar, dat. Bu, D-L-E-T-E-D. Ünvan. Nasılsınız? Question mark, ünvan. Nerelerdesiniz? Ne? Bir metin yazalım. Zamandır, dat. Uğramaz. Uğramaz oldunuz buralara diyelim. Yeni satıra geçelim. Newline. Hiç. Buralara. Dat, haber. Hiç. Haber. Gelmedi. Sizden. Şimdi. Sizden. Dat, space, de, de, de. Eylem moduna geçelim arkadaşlar. Birinci nokta yani A harfi önceki karaktere gidiyor. Bastıkça. Siz gelmedi. Haber. Hiç. Buralara. Dat. Oldunuz. Oldunuz. Buralara. Hiç. Haber. Önce gel, karakter dat. Diyorum. Çok özür dilerim. Birinci tamam, nokta ve dördüncü nokta. Önceki kelime sonraki kelime. Evet. Birinci nokta önceki haber. Sözcük. Dördüncü nokta sonraki sözcük yapıyor arkadaşlar. İkinci nokta ve beşinci nokta önceki sonraki cümleler. Hiç haber gelmedi sizden. Uğramaz oldunuz buralara. Nerelerdesiniz ne zamandır? Nasılsınız? CTTTC selam arkadaşlar. Tabii CTT'yi silmemişiz. Bakın 5. noktaya gidiyorum. Nerelerdesiniz ne zamandır? Uğramaz oldunuz buralara. Hiç haber gelmedi sizden.
Metnin sonuna ulaştı zaten. Üçüncü nokta belgenin başına, altıncı nokta belgenin sonuna. İmlece başa taşır üçüncü nokta. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Nerelerdesiniz, ne zamandır? Uğramaz oldunuz buralara. Hiç haber geldiniz. Altıncı nokta. Selam arkadaşlar. İmlecin sonu. İmlecin sona taşıyor. Ve metnin kendisini seslendiriyor arkadaşlar. Şimdi bir ve ikinci noktalar satır başı. Dört ve beşinci noktalar satır sonu. Bir iki yapalım. Hiç haber gelmedi sizden. Hiç haber gelmedi sizlerin H'sinin üstünde şu an. 4-5 yapalım. Hiç haber gelmedi sizden. Sizden nokta, noktanın bitiminde şu anda imleç. Satır, bilgisayardaki home ve end gibi düşünebilirsiniz bunu. 14 ve 25 yani 1-4 ve 2-5 arkadaşlar. 1-4 önceki satır, 2-5 sonraki satır. Hiç haber gelmedi, nerelerdesiniz, ne zamandır? Uğram, selam. Selam arkadaşlar. 2-5 yapıyorum şu an. Nerelerdesiniz, ne zamandır? Uğramaz oldunuz buralara. Şimdi son satırda arkadaşlar şöyle bir şey var. Son satıra bir türlü gitmiyor. Çünkü orada New Line karakterini arıyor ya. Yeni satır karakterini arıyor. Eğer son satıra gitmezse 4-5 yapın. Hiç haber gelmedi sizden. İmleci üzerinde bulunduğu satırın sonuna, yani belgenin en sona taşınmış olun. Bu böyle bir arkadaşlar şey var. Bir bug gibi bir şey var. Bir hata gibi bir şey ama aslında orada hatadan değil de yeni satır karakterini de bulamadığı için o son satırın sonuna gidemiyor. Ondan dolayı böyle bir sıkıntı var. Belki bu yeni sürümde sizin sürümünüzde kaldırılmış olabilir. 123 ve 456 yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 baştan imlecin bulunduğu yere kadar olan kısmı okur. 4, 5, 6 imlecin bulunduğu yerden metnin sonuna kadar olan kısmı okur. Şimdi bir satır yukarı çıkalım. Hiç haber gelmedi sizden. Şimdi 1, 2, 3 yapalım. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Nerelerdesiniz, ne zamandır? Uğramaz oldunuz buralara. 4, 5, 6 yapalım. Hiç haber gelmedi sizden. İmleç'ten sonrasını okuyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç haber gelmedi sizden. İmleci de sona aldım bu arada. 1, 2, 3 baştan bulunan yere kadar. 4, 5, 6 bulunan yerden metnin sonuna kadar olan kısmı seslendiriyor. 23 önceki kelimeyi okuyor. 56 sonraki kelimeyi okuyor. Ama arkadaşlar. Sizden, dat. Sizden, dat. Bu şey. İmlecin öncesindeki kelimeyi okuyor. İmleçten sonraki ilk kelimeyi okuyor. Aralarında gezmiyor. Bunu unutmayın. İmleci hareket ettirmediği gibi İmleci hareket ettirmeden bir önceki, onun önceki, ondan önceki sözcüğü de söylemiyor. İmleçten önceki sözcüğü okuyor. İmleçten sonra varsa sözcüğü okuyor. Bu kadar. Şimdi 1, 2, 4, 5 yani G harfi metnin tamamını seslendiriyor. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Nerelerdesiniz, ne zamandır? Uğramaz oldunuz buralara. Hiç haber gelmedi sizden. Gördüğünüz gibi imlecin nerede olduğunun önemi olmaksızın metnin tamamını seslendiriyor. Seçileni oku diyor. E harfi seçileni okuyacakmış. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Neler? Uğramaz oldunuz buralara. Hiç haber gelmedi sizden. Böyle arkadaşlar şuna dikkat edin. Bazen uzun metinlerin başından biraz sonundan biraz okuyor. Özellikle çok büyük metin kopyala yapıştır ya da yazmışlık yapıyorsanız. Bu güzel bir özelliği var. Metnin birkaç kelimesiyle sonundaki birkaç kelimesini okuyor. Bu güzel bir özellik. E harfi seçtiğimiz kısmı söylüyor. 24. Yani İ harfi panodaki metni okuyor. Inclipboard panoda bir IBAN kopyalamışım en son. O duruyor. Yine altı bildirim hali saniye NT. Engelsiz iPhone, Huawei telefonlarda ekran okuma yazılımı. Açıkçası ben de çok merak ediyorum bu sistemi ve erişimleri. 23.56. Gönderildi kimden? Taha Türk diye engelsiz iPhone gönderildi. 24 Ağustos 2021 salon. Advanced Break. Çünkü fazla konuştu. 23.56 arkadaşlar. Metnin tamamını seçiyor. Enter text selected. Metnin tamamı seçildi. Şimdi. 1.4.5 yani D harfi. Seçim noktasını işaretliyor. Bunu göstereyim arkadaşlar. Şimdi eylem modundayız. Sözcük sözcük bir geriye gidelim. Gel haber. Hiç buralara oldunuz. Bu zamandır. Dat. Ne? Nerelerdesiniz? Nasılsınız? Question mark. Arkadaşlar. Dat. Şimdi. Arkadaşlarım başındayım. Bakalım başında mıyım gerçekten? Aa. Evet arkadaşlarım başındayım. Burada D harfine basıyorum arkadaşlar. Selection point market. Yer işareti eklendi. Cümle cümle ilerliyorum. Arkadaşlar. Dat. Nokta. Nasılsınız? Question mark. Nasılsınız? Question mark. Bakalım. Question mark. Question mark. Question mark'ın sonundayım.
Arkadaşlar burada P harfine basarsam kesme, R harfi yaparsam kopyalama, U V harfine basarsam da yapıştırma oluyor. Örneğin R harfine basalım. Arkadaşlar nasılsınız? Copy to clipboard. Gördünüz mü? İşaret koyduğumuz yerden imlece getirdiğimiz yere kadar olan kısmı kopyaladı. P harfi keser, R harfi kopyalar, V harfi yapıştırır eylem modundayken. 124'ü de göstereyim arkadaşlar. Örneğin siz kelime kelime geri gittiniz biraz. Selam. C-C-C-C-C-C. Tamam yürüyelim. Selam. Arkadaşlar nasılsınız? Question mark. Nerelerdesiniz? Nerelerdesiniz? Başındayım arkadaşlar. 4-5-6 yaptım. Nerelerdesiniz ne zamandır? Uğramaz oldunuz buralara. Hiç haber gelmedi sizden. Şimdi en son bunu söyledi ya arkadaşlar. Bu söylediği kadarı neydi? Metnin bulunduğum yerden sonuna kadar oku. Şimdi F harfine basarsam bakın ne oluyor. Select the text. R harfiyle kopyalayayım. Copy to clipboard. Ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Son imleç hareketini kopyaladı. Örneğin ikinci noktayla beşinci noktayla biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Nasılsınız? Cümle cümle nasılsınız? Gidiyorduk değil mi? Nerelerdesiniz ne zamandır? Bakın. Nerelerdesiniz ne zamandır dedi. F harfine basıyorum. Select the text. Nerelerdesiniz ne zamandır? Nerelerdesiniz ne zamandır? Son söylediği cümle seçildi ve R harfiyle nerelerdesiniz ne zamandır? Copy to clipboard. Kopyalandı. Örneğin önceki satır. C harfi. Nerelerdesiniz ne zamandır? Bir daha. C-C-C-C-C. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? F harfi. Select the text. C-C-C-C-C. Selam arkadaşlar. R harfi. C-C-C-C-C. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Copy to clipboard. Kopyalandı. Gördüğünüz gibi F harfi en son imleci ne şekilde hareket ettirdiyseniz o son hareketinizde bulunduğu şeyi seçiyor. Örneğin ikinci nokta 20 ya da 21'le biz karakter geziyorduk ya. 21 yapalım. C. C dedi ya. F harfi yapalım. Select the text C. R yapalım. C copy to clipboard. C copy to clipboard dedi. Neden? Çünkü son imleç hareketini panoya kopyaladı. Arkadaşlar P kes. R kopyala. V yapıştır. Şimdi X hecesi yani 1, 3, 4, 6 seçileni siler. Örneğin gelin bir pratik yapalım. Üçüncü noktayla ne yapıyorduk? İmleci metnin başına alıyorduk değil mi? C. Tamam imleci metnin başına aldık. Şimdi kelime kelime ilerleyelim. C, 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 C. Şimdi karakter yapalım 20-21 ile. Space. Sile. 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 S. Şimdi. S. Burada selamın S'si başlıyor burada değil mi? Şimdi üçüncü noktayla inmece başa alalım. C, 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 C. D harfine basalım. Yer işareti ekleyelim. Bir kere dördüncü noktaya basalım. Sonraki sözcük C, 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 yapalım. C, 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 C. 21 hareketiyle. Space. Tire. 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 S. Bir daha 20 yapalım. S'yi de işaretledik çünkü. 20 yapalım. S. S'yi işin içine almayalım. Bakın. F harfine basıyorum. Select the text and surat. Buradan X yapıyorum. Sıbıydı. Bakalım. D-L-L-E-T-E-D. C-T-T-T-T-C-C. Space D-L-E-T-E-D. Bunu silmedi. Pardon yanlış bir şey yaptım arkadaşlar. Space D-L-E-T-E-D. Şimdi tekrar deneyelim şunu. 4 işbirek 2 oldu. 4 işbirek 1 oldu. Elam. Elam. Elam dedi. Şunun başına bir S koyalım arkadaşlar. Switch to type mode. Tamam. S olsun. Şimdi. Switch to action mode. Elam. Selam. Şimdi selamın başına D harfiyle koyduk. Selection point market. Doğru mu arkadaşlar? Selam. Şimdi dördüncü noktayla. Selam. Arkadaşlar. Dat. Arkadaşlar dedi. 21 yaptım. Space. Bir karakter gitti. Şimdi bu kısım seçili. Seçili kısmı okumak neydi? E harfiydi. Bakalım. Select the text. Selam arkadaşlar. Na hecesi yapalım. X. Selam arkadaşlar. Delete. Bakın karakter karakter geziyorum. Ne? A. S. S. A. Ne? Bak nasılsınızın neyesinden önce herhangi bir karakter yok. Çünkü selam arkadaşları sildim. Şimdi. Şimdi arkadaşlar tabii. N hecesiyle. T hecesi yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 1, 2, 4, 5, 6.
önceki metin alanına ve sonraki metin alanına gidiyor ama şu an bulunduğumuz yerde tek metin alanı olduğu için bunu yaptığım zaman klavye kapanacak. Bunları kendiniz çoklu metin alanlı pencerede, örneğin web sayfasında bir forum doldururken deneyimleyin lütfen. Arkadaşlar, bu hareketlerle alakalı söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Eğer yoksa son konumuza geçeceğiz. Herhangi bir şey yok anladım. Ben söyleyeyim bir şey. Tümünü seçmeyi unuttuk orada. Tümünü seçmek 2-3-5-6 yapıp tüm metni seçebilir arkadaşlar. Evet, 2-3-5-6. Bu listede var mı bakalım? Evet, varmış aslında ama orada panodaki metni okuyor. E'yi gösterirken arada kaynamış. Listemizde bu var zaten arkadaşlar. Bunu söylemeyi unutmuşuz sadece, kusura bakmayın. Şimdi dilerseniz benim en çok sevdiğim, hani vay be adamlar uygulamayı ne kadar güzel geliştirmişler dediğim ikinci sebebi. Emoji yazmak. Arkadaşlar, emoji yazmak Braille'la yazı yazarken aslında Braille kullandığımdan beri, iPhone kullanıcısıyım demiştim, yıllarca iPhone kullandım. Ya keşke Braille'la emoji de yazabilsek dediğim bir durum ve gerçekten burada işin mantığı da oturmuş. Kullanım kolaylığı da getirilmiş. Ve gerçekten çok pratik bir şey. Değerli dostlar, emoji kullanımı için 51 yapacağız. Yani 5. nokta 50 yapacağız, özür dilerim. 5. noktayı ayizeye doğru ittireceğiz. Sıcak emoji mod, smiley, K, rom, 1 sırtan yüz, 2 ağız açık gülümseme, 3 filan gözlerle ağız açık sırtma, 4 filan gözlerle sırtma, 5 kapalı gözlerle ağız açık sırtma, 6 soğuklarla ağız açık gülümseme, 7 mekanlarla yapmak, 8 sevinç gözyaşları, 9 hafifçe gülümseyen yüz, 10 ters yüz. Şimdi bunları boş verelim. Biz emojileri nasıl kullanacağız? Arkadaşlar, emojiler normalde görsel olarak gözümüzde canlandırabilmemiz gereken bir mantığı var bu uygulamanın. O da şu. Emojiler kategorilerden oluşuyor biliyorsunuz. İşte ifadeler, işte hayvan ve doğa, yerler, yiyecek ve içecek, bayraklar, nesneler vesaire vesaire kategorilerden oluşuyor. Her bir kategori 10 satırdan oluşuyor. K'den Z'ye 16 satırdan oluşuyor. Özür dilerim. 16 satırdan oluşuyor ve her satırda da 10'ar emoji bulunuyor. Şimdi biz bunu Braille'la nasıl yapacağız derseniz arkadaşlar, 2 harflik ve bir sayılık kombinasyonlarla yapacağız bunu. Nasıl yapacağız? Şimdi A'dan J'ye kadar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Türkçe karakterler yok. Bunlar kategoriler arkadaşlar. Örneğin A yaptım, birinci nokta. Simali sırtan yüz A, K, 1. B yaptım. Hayvanlar ve doğa, C yaptım. Meyveler ve bitkiler, D yaptım. Aktiviteler, E yaptım. Yerler ve mekanlar, F yaptım. Nesneler, G yaptım. Semboller, H yaptım. Kişiler, İ yaptım. J yaptım. Evet. Diğerleri. Şimdi arkadaşlar, bu kategoriler arasında A'dan J'ye kadar geziyoruz. K'den Z'ye kadar da satırlar arasında geliyor. K. K, rom, 1 uydan zeni, 2 çırınca, 3 hap, 4 kapı, 5 yatak, 6 kanepe lamba, 7 tuvalet, 8 duş, 9 banyo küveti, 10 nasyon şişesi. L. L, rom, 1 cengen iğne, 2 süpürge, 3 sepet, 4 kalı filosu, 5 sabun, 6 sünger, 7 yalnız söndürücü, 8 alışveriş arabası, 9 sigara içi işareti, 10 tabut. M. M, rom, 1 kül kalamuzu, 2 moyal heykeli, 3 içilebilir su, 4 onlar, 5 püçülenler, 6 ayın son bölümü, 7 ay, 8 ilay, 9 yeni ay yüzü, 14 ay yüzü. Şimdi 3 içilen su diyor değil mi? 3'ü de alttan yazacağız. Yani 1 ise 2. nokta, 2 ise 2 ve 3, 3 ise 2, 5. 4 ise işte 2, 5, 6 gibi alttan rakam yazar gibi yazacağız. Örneğin 3 yapacağım. 2, 5. İçilebilir su misafir. Bir daha. İçilebilir su misafir. İçilebilir su misafir. İçilebilir su misafir. Evet, bu emoji yazmanın en temel halidir arkadaşlar. Yani emoji yazarken... Bir dakika, şurayı temizleyeyim arkadaşlar önce. Switch to typing mode. Switch to action mode. Enter, nasılsınız? Nerelerdesiniz, ne zamandır? Buramaz olduğunuz buralara. Hiç haber gelmedi sizden. Delirtin. Tamam. Şöyle temizledik. Switch to typing mode. Emoji moduna geçtim. Simalist, K, rom, 1 sırtan 100, 2 ağız açık gülümseme, 3 filan gözlerle ağız açık sırtma, 4 filan gözlerle sırtma, 5 kapalı gözlerle ağız açık sırtma, 6 soğuklarla ağız açık gülümseme. Arkadaşlar, bazı özelliklerimiz var. Bunlardan bahsedeceğim.
Şimdi biz tabii ki önce A'dan J'ye kadar kategorimizi, K'den Z'ye kadar satırımızı ve ikinci noktadan 3-5-6'ya kadar emojimizi seçebildiğimiz gibi emojiler arasında hızlıca da dolanabiliyoruz. Örneğin emoji modundayken 3. nokta önceki emoji, 6. nokta sonraki emojiye gidiyor. Ağzı açık gülümseme, K, gülen gözlerle ağzı açık sırtma, gülen gözlerle sırtma, kapalı gözlerle ağzı açık sırtma, soğuk terle ağzı açık gülümseme, kapalı gözlerle ağzı açık sırtma, gülen gözlerle sırtma, gülen gözlerle ağzı açık sırtma, ağzı açık gülümseme, K, 2. Sırtan güzel, K, 1. Evet, bu 3. nokta önceki emoji, 6. nokta sonraki emoji. 4-5, 4. ve 5. noktaları aynı anda basma, önceki kategori. K, rom, 1 kata, 2 gülen gözlerle öpen yüz, 3 sırtan yüz, 4 metre yerlerle. Kategori diyorum, pardon, satırlar. 5-6, sonraki satır. K, rom, 1 sırtan yüz, L, rom, 1 göz kırpan yüz, M, rom, 1 gülen gözlerle öpen yüz, 2. N, rom, 1 sus işareti yapan yüz, 2. O, rom, 1 dişlerini gösteren yüz, 2 yalan, F, rom, 1 kusmak üzere olan yüz, 2 kusan yüz, 3 hapşıran yüz, 4 kızarmış yüz, 5 üşümüş yüz, 6 sarhoş yüz, 7 sarkanlayan yüz, 8 hapşıran kafa, 9 boğboğuş yaptığı yüz, 10 parça yenilen yüz. 4. nokta önceki kategori, 5. nokta sonraki kategori. Favorite, K, rom, 1 kata, 2 gülen gözlerle öpen yüz, 2 rom, 1 sırtan yüz, 2 ağız açık yüz, 3 kırmızı 5 üşümüş, K, rom, 1 göz, kontent ürün, K, activity, K, rom, 1 havalanan, travel and places, K, objects, K, rom, SYM boss, K, rom, people birinci, K, rom, 1 değil, 2 ağız, people ikinci. Adır, K, rom, 1 uydan zili, 2 çırıngı, 3 hap, 4 kapı, 5 yatak, 6 kanepe veren bak, 7 tuvalet, 8 duş, 9 banyo kileti, 10 nasyon kileti. 456 üzerine geldiğiniz emoji yazar. Örneğin 4. noktaya basa basa yerler kategorisine gidelim. K, people birinci. K, SYM boss. K, rom, yok objects. K, rom, yaş mektup. Travel and places. K, rom, bir sandalda kule çeken kişi. 2 Japonya haritası. 3, 6. noktayla emojiler arasında gezelim. K, kampe, K, 7. Plaj ve şemsiye, K, 8. Plaj ve şemsiyeyi buldum. 4, 5, 6 yapıyorum. Plaj ve şemsiye mi sakin? Plaj ve şemsiye mi sakin? Plaj ve şemsiye mi sakin? İstediğim kadar 4, 5, 6'ya basarak buldum emoji yazabiliyorum arkadaşlar. 3-6 en son üzerine geldiğiniz emojiyi favorilere ekliyor arkadaşlar. Basalım 3-6'ya. Tamam, favorilere eklendi diyor. Key hecesi yani 3-4-5-6 favorilere gider. Favorite kare K1. Gülen gözlerle öpen yüz kare K2. Sırtan yüz kare K3. Gülmekten yerlere yatma kare K4. Plaj ve şemsiye kare K5. Sırtan güzel K1. Plaj ve şemsiye kare K5. Evet. 5 tane favori emojim oldu. Bir emojinin üzerine gelip 3. noktayla geziyorum. Sırtan güzel kare K3. Gülen gözlerle öpen yüz kare K2. Gülen gözlerle öpen yüz diyor mesela. Bunu 4-6 ile buradan. Gülen gözlerle öpen yüz bir favori. Körüntü emoji kare K1. Evet. Sırtan güzel kare K2. Gülmekten yerlere yatma kare K3. Plaj ve şemsiye kare K4. Gördüğünüz gibi emojiyi de kaldırdım buradan. Şimdi arkadaşlar size emojilerle alakalı son olarak şeyi göstereyim. Örneğin bu üçüncü emoji değil mi? Favorilerde üçüncü emoji. Ben bunu birinci emoji olsun istiyorum. Bu emojinin üzerinde üçüncü noktayla altıncı noktayla gezdim ya. Ç harfi yapıyorum. Burada ortadan bir yani ikinci noktaya basıyorum. Emoji gümrükten yerlere yapmak. Montre okey. Position 1. Bakın ne oldu. Yıldız bu 10. Bakın. Gümrükten yerlere yapmak kare K1. Kata kare K2. Sırtan yüz kare K3. Plaj ve şemsiye kare K4. Sırtan yüz A K1. Şimdi plaj ne olacak? Sırtan yüz kare. Kata kare K2. Bu emojiyi Ç harfiyle alacağım. Kata selected to move. 4'e yapıştıracağım. Emoji kata. Montre okey. Position 4. Gördüğünüz gibi 2, 5, 6 ile Ç harfi yaptıktan sonra üzerine geldiğim emojiyi Ç harfi yaptıktan sonra emojinin hangi sırada olmasını istediğimi alttan yazmam. Emojilerin yerlerini düzenlememde bana yardımcı olan şeyler arkadaşlar. Şimdi benim Advanced Braille Keyboard'u iki parmağımla aşağı çekerek kapatıyorum. Advanced Braille Keyboard. Ekranımı da kilitliyorum arkadaşlar. Advanced Braille Keyboard'la ilgili çok uzun da bir podcast oldu ama bölüm bölüm listeleneceği için arkadaşlar rahatlıkla bundan yardım alabileceksiniz. Sesim gelmeye devam ediyordur umarım. Bundan yardım alabileceksiniz arkadaşlar. O yüzden benim Advanced Braille Keyboard'la alakalı göstereceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa videonun yorum kısmından da sorularınızı yazabilirsiniz. Takipinde olacağım bu işin. Şu anda burada olan arkadaşlarımızdan da soru sormak isteyenler varsa sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Sorudan ziyade Bora, ben sorudan önce
Çok teşekkür ederim desteğin için. Hakikaten dediğin gibi şimdi az önce baktım ben süreye de 1 saat 37 dakika falan oldu. Hani Advanced Braille ile ilgili ya Braille klavye ile ilgili normalde hatırlıyorsun senle de konuşmuştuk zaten. Hani bir anlatım olsun bir de soru cevap kısmı olsun diyorduk. Hatırlıyorsundur belki. Eğer uzatsaydık herhalde yani şimdi soru cevap kısmı zaten başlayacak da hani daha yoğun olsaydı herhalde eminim yani ya bir 3 saati bulurduk herhalde seninle. Öyle öyle yani biraz özet gibi oldu. Aslında her şeyden bahsettik. Şöyle bakıyorum da Advanced Braille Keyboard ile alakalı her şeyden bahsettik. Az önce bir arkadaş vardı burada grupta da şimdi kendisi de bana yazdı zaten. Hani iş senin dediğin yere geldi. Sesli anlatım diyor. Yani benim için diyor biraz diyor zor olur diyor. Hani senin bu yönde bir kılavuz hazırlaman gerçekten çok iyi oldu. Sen bana kılavuzu atar atmaz zaten ben bu kaydı da sabitleyeceğim arkadaşlar Telegram'a. Telegram'da sabitlenen mesajlarda hem bu anlatım olacak hem de kılavuz olacak ama ayrıyetten de dediğimiz gibi yani web sitesinde de ya da işte YouTube'da vesaire yani ulaşmanız kolay olacak. Hani tutup da yani direkt web sitesine gitmek zorunda değilsiniz yani örnek veriyorum hani buradan da görebileceksiniz. Bu konuda da yani ben Bora'ya çok teşekkür ederim desteği için. Ahmet abi aynı zamanda sana da çok teşekkür ederim. Evet ben de Ahmet abiye teşekkür ederim. Aynı aralarda girdin hani hakikaten hayat kurtardın o konuda zaten. Ben son bir kez daha araya gireyim mi? Hadi alıştın bu kadar. Hadi bakalım bir araya. Şimdi Bora klavyeyi kapatınca aklıma geldi. Arkadaşlar bazen Braille klavyede yazarken istemeden klavyeyi kapatabiliyoruz. Ya da arama geliyor klavye kapanabiliyor. Burada klavyeyi açtığınızda direkt klavye karşınıza açılamayabilir. Yeni kullanan arkadaşlar için söylüyorum özellikle. Ekranda parmağınızı gezdirdiğinizde 4 seçenek falan oluyor tahminim. Seçenekler geliyor. İşte kaybolan metni yapıştır, klavyeyi aç, kaybolan metni yapıştırma klavyeyi aç, ikinci klavyeye geçiş yap, klavyeyi kapat. Normal olarak başlat var bir de. Yani hiçbir metin birden olmadan normal olarak başlatma işte, var. Kaybolan metni yapıştırmadan klavyeyi aç seçeneği o. Burada arkadaşlar eğer ki Braille klavyede daha önce çok metin kaybolduğu için Nali'nin geliştirdiği bir şey. Bu sorunu düzeltene kadar yaptığı geçici bir çözüm. Yapmanız gereken eğer yazdığınız metin kaybolmasını istemiyorsanız, devam etmesini istiyorsanız kaybolan metni yapıştır ve klavyeyi aç. Yok ya ben yeniden yazarım diyorsanız kaybolan metni yapıştırmadan klavyeyi aç. Ben normal klavyeye geçmek istiyorum diyorsanız da ikinci klavyeye geçiş yap seçeneğine tıklıyorsunuz. Yazım alanını kapatmak içinse klavyeyi kapat seçeneğine tıkladığınızda normal telefonunuzun ekranına dönmüş oluyorsunuz. Hem hatırlamıyorsam eğer klavyeyi kapat derseniz hani oradaki seçenekten herhangi birine tıklamadan klavyeyi kapat derseniz yeniden aynı yazım alanı attığınızda boş klavyeniz açılır. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet evet. Yani bir daha o seçeneği sorma. Hani bana bunu bir daha sorma gibi bir şey o son seçenek. Bu metin için bir daha sorma diyor. Bilmiyorum. Ben de sürekli geliyor. Onu tam bilemiyorum. Güzel anlatım için teşekkür ederim. Gayet detaylı oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Düşünenlerden, yapanlardan. Birçok arkadaşımızın aklındaki soru işaretlerine bence cevap olur bu anlatım. Gerçekten Bora'ya bir teşekkür borçluyum bu konuda. Ben de şunu eklemek istiyorum. Geçenlerdeki söyleşide vardın herhalde Ahmet abi hatırlıyorum. Bu Huawei ekran okuyucuyla ilgili konuşmuştuk. Evet. Tarp abi falan da vardı. Şimdi o zaman da söylendi bu. Şimdi bunu ben de söylüyorum buradan. Hani Engels Android tamam büyük bir proje ama bu proje yani sizler olmadan ya da hani sizlerin bizlerin anlatımı olmadan ya bu proje hiçbirimizin işine yarayacak bir proje değil. Hani siz katkı vereceksiniz ya da biz katkı vereceğiz. Şimdi uzun lafın kısası bu şekilde anlatım yapmak isteyenler yani YouTube kanalı olsun ya da aynı bu şekilde organizasyonu düzenlemek isteyenler bize söylemekten hiç çekinmesin. Yani biz hani sadece biz biliriz, sadece biz yaparız diye bir anlayış yok bizde. Yani mesela Bora arkadaşımız sağ olsun talep etti. Biz de değerlendirdik ki hakikaten de iyi ki de aldık. Yani senin de mesajlarını bayağı bir gördüm Ahmet abi. Grupta yaklaşık bu tam o söyleşide geldin herhalde sen yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce yoktun gibi geliyor bana da. Evet bayağı ben söyleşiyi duydum da geldim.
Sen de katkı vermek istersen abi, yani o konuda bir anlatım ya da farklı bir organizasyon ya da bir YouTube videosu olur, ne olursa hani biz değerlendirmek isteriz. Yani senin adınla paylaşırız zaten. Hatta bu uygulama akademisinde az önce gelen arkadaş işte bu Tuğba Hanım'dı. O da Bora Advanced Braille'i yani iOS tarafında işledi o da. iPhone'da Braille klavye tarafını işledi. O da uygulama tarafında hani uygulama akademisi tarafında o da bir anlatım yaptı. Ya yani bu şekilde bir anlatım yapmak isterseniz kesinlikle bizimle iletişime geçmekten hiçbir zaman çekinmeyin. Çünkü ben açıkça söylüyorum yani ben Advanced Braille'den gerçekten anlamıyorum. Yani biz yani ben kullanmadığım için bilmiyordum. Bu şekilde de hani Bora aslında bizim için şans gibi bir şey oldu bu konuda. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğim gibi Ahmet abi, yani buradaki herkes aslında şu an 5-6 kişiyiz belki ama bu kaydı sonradan eminim dinleyecek olanlar olacak. Katkı vermek isteyenler bize yazmaktan ya da bizimle iletişime geçmekten hiçbir zaman çekinmesin. Arkadaşlar sesim geliyor Evet. mu? Ben de şey sorayım ya kapatmadan. Hani başlarda katılamadım, anlattınız mı bilmiyorum da. Ben de pek hakim değilim bu Braille klavye. Bu Braille klavyenin normal yazım bölümü de var mı? Diğer klavyeler gibi. Çünkü bu Hayır, satın aldığım... geçiş yapıyorsun. Yani normal klavye geçiş yaptığın bir klavye hareketi var, dokunma hareketi var. Ona geçiş yaptığın zaman normalde Braille dışındaki hangi klavye kullanıyorsan ona geçmiş oluyorsun. Ha, diğer kendi Yani bu Braille içerisinde klavye tamamen 6 nokta üzerinden sana yaptırabildiği her şeyi yaptırmak üzerine kurulmuş bir uygulama. bu daha önce bir 40 liradan 20 liraya düşüp satın aldığımız klavye midir yoksa Evet, farklı? Advanced Braille Keyboard, doğru. O Hmm. uygulama. Okey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar herhangi bir sorusu ya da söylemek istediği bir şey olan var mı? Umarım kayıt yani sesim sizlere bozulmadan net ulaşmıştır anlatım boyunca. Daha kayıt bitirilmedi şu anda. Yani sesin net geliyor zaten. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir yerde bir kayma olmadı. Yani ne Ahmet abinin sesinde oldu ne senin sesinde oldu. O yönde Güzel. Yani teknik bir sıkıntı sesinde bir kayıt olmadıysa ne yok. Yok mutlu yok. bize. Teknik hiçbir sıkıntı olmadı kardeşim. Sürçülisan ettikse affola arkadaşlar. Klavye değiştiriyor musunuz bu arada? Kısa yol mu? Telefonu dik konumda tutarken iki parmağınızı sağdan sola doğru çekeceksiniz. Ama bunun öncesinde yayının başında da anlattık, videoda seyredersiniz. Ayarlarda ikincil klavye ayarını Gboard'da da hangi dokunmatik klavyeyi kullanıyorsanız onu içerecek şekilde seçin ki iki parmağınızı sağdan sola çekip de klavye değiştirme işlemini çalıştırdığınızda size hangi klavyeyi görmek istiyorsunuz seçenek listesini çıkarmak yerine doğrudan o klavyeyi seçebilsin. Siz tekrar yazma alanına çift tıkladığınızda normal görsel klavyeniz açılsın. Tamamdır. Ben bir şey merak ediyorum. Belki bu konuda bilgim vardır. Bir dakika, telefonu kapatayım. Şey yapıyor. Mesela diyelim ki kısaltmalı klavyeyi kullanıyoruz ya. Orada mesela diyelim ki selam yazdık. M harfini silip sonra tekrar M harfi yazdığımızda selam meydan olarak yazıyor. Ben burada M harfini yazmasın diye rakam işaretini kullanıp M yapıyorum ama rakam işaretinde şöyle bir sıkıntı var tabii ki. 1, 2 gibi hani A, B sonuna ekleyeceğimiz sesli harfse bunları ya da J gibi harflerse sayı olarak yapıyor. Abi şeyi dener Senin misin? 51 hareketi var ya. 51 51 hareketi kısaltma, 5. noktayı ana ekrana doğru çekme. 51 yok o hareketi. 51 hareketinin mantığı şu aslında. Bu kendi oluşturduğumuz kısa yollar var ya, kısaltmalar var ya. Aslında onu genişletmek için dizayn edilmiş bir hareket. Normalde direkt yazdığında kısaltmayı otomatik açıyor zaten. Ama 51'de şu anda bir sıkıntı var. Geliştiriciye de ben dün gruptan, beta grubundan yazdım. Genişletme, kısaltmayı açmıyor diye. Şeyde böyle bir sıkıntı var. Sen söyle Adem. Ya ben zaten yazarken kısaltma Kısaltmalar. kullanmadığım için, yani ben normalde yazarken kısaltmasız yazıyorum. Çünkü benim yazdığım teknik metinler de çok oluyor. Dolayısıyla ben hani kısaltma kullanmadan istediğim yerde harfi büyütüp küçültmeyi, aralara kelime değiştirme girmeden noktalamalardı, karakterlerdi derken bana kısaltmasız yazmak daha mantıklı geliyor. Alıştım da artık hızlı da yazıyorum kısaltmasız yazarken.
O yüzden kısaltmalı hiç, yani o Great Turkish Great 2'yi de sırf şey diye ekledim yani o listeye. Hani size gösterdiğimde o listede gözüksün diye. Yoksa kısaltmalıyı kullanmıyorum bile. Öyle söyleyeyim. Boracığım kapanışı yap da kaydı bitirelim. Arkadaşlar umarım sizleri sıkmadan, sizleri boğmadan güzel bir anlatım yapmışımdır. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ben ilk defa Android cephesinde bir anlatım yapıyorum. Arkadaşlar ben Bora Fırlangeç. Bugün Advanced Braille Keyboard uygulamasını hem mümkün olduğunca kısa hem de mümkün olduğunca detaylı bir şekilde görmeye çalıştık. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Eğer bu içeriği beğendiyseniz arkadaşlar, beğendiğinizi bizlere göstermeyi ve sorularınızı yorumlarda yazmayı, eğer hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Buna benzer anlatım talepleriniz olursa yorumlardan ya da gruptan beni de etiketleyerek ya da benden de bahsederek, benim mesajlarımı da yanıtlayarak bildirebilirsiniz. Elimizden geleni yapmaya çalışırız Android ekosistemi adına. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Daha sonraki anlatımlarda görüşmek üzere diyorum sizlere. Şimdilik hoşça kalın.